Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Ötken seferden aldığımız dersimizde bir tebeytini aytken edik. Her hal nuskada türlü içe kegeni uçun manasını yani belgülenmegen edik. Şunu bir ahli ilimden sonra geldik. O kişi bizge şunu ifade kıldıp aittiler. وبيت أخاطر في محبتكم بروحي وأركب بحركم إما وإما بزنا أما وإما بوين بعض النسخات ده أما وأما ينبر وكش بزجات كان لري إما وإما معنى سنما ديسا أخاطر في محبتكم بروحي سزن محبتين از يولد جانمنا خطر جا قيما وَأَرْكَبُ بَحْرَكُمْ Dengizinizge özümünü uğramen, dengizge minemen diyen yani. Bizde dengizge kemege minemen diyemem ben adı yani. Bu yerde رَكِبَ الْبَحْرَ dese dengizge kemede mindi, kemeni mindi dengizge. Dengizde yürüyüş için diyen bu olur. Yani bu yerde bahardan murat, muhabbet, o tepedeki muhabbetin yolunda canımını tikemen diyen. Canımını havatırge koyemen. Muhabbetiniz yolu dediğinde nima u nima qilib qo'yasiz joningizni xatarga desa o'sha muhabbat dengizingizga o'zimni tashlayman. Imma va imma degan yo u yo bu ya'ni yo o'laman yo sohilga yetaman. Yo u o'lim u bo'laman yo bu bo'laman degan ma'noda o'z imma yoki yoki deb tardid uchun keltiriladi. Bu yerda o'sha bizda ana va imma nusxa nusxamizda shunday ekan, o'shanga o'tgan safar chiqarishga qiynalgan edik. Biz ahli ilmdan so'ragandik, imma va imma bo'ladi. Ya'ni yo u yo bu degan bo'ladi. Lug'aviy ma'nosi. Endi yo u yo budan maqsad nima desa, yo o'sha sohilga yetaman, o'sha muhabbatni kechib, yoki o'sha yo'lda halok bo'laman degani bo'ladi deydi. وَأَسْلُكُ كُلَّ فَجِّنْ فِي هَوَاكُمْ وَيَغَى آيَةِ الْجَنَّةِ Bütün ayet koyamız dese eğer bayit bütün bosuncu وَأَسْلُكُ كُلَّ فَجِّنْ فِي هَوَاكُمْ وَأَشْرَبُ كَأَسَكُمْ لَوْ كَانَ سُمَّ وَشْ أُخَاطِرُ فِي مَحَبَّتِكُمْ بِرُوحِينَ Yani خَتَرْجِ قُيَمَنْ جَانُمْ مَدِيَنْ جَبْنِ تَفْسِيلَاتِ يَنَا Ha sizni muhabbatingizda o'z rasulullohga qarab aytilgan bu. Sizni rasul sizni muhabbatingiz yo'lida har qanday uzoq yo'llarni kesib o'taman. Sizning muhabbat qadahingizni agar zahar bo'lsa ham, ya'ni meni halok qilguvchi bo'lsa ham, sib qoraman. Wala usghi ila man qad nahani wa fi udhni wa fi wali udhnun 'anil 'uzzali summa Mana agar bu muhabbatdan, bu halokatdan qaytarmoqchi bo'lganlar bo'lsa, unga men quloq solmayman. Uzzal ya'ni ozillar, ya'ni oshiqlarni ishqida ayblovchilarning gaplariga men quloqlarim kar. Uqatiru bil khawatiri fi hawakum va atruku fi ridakum fi ridakum fi va atruku fi ridakum aban va umma. Yoki va atruku fi ridakum aban va umma. Ya'ni sizning muhabbatingizda har qanday xavotirlarni zimmaga olaman. Yoki uqotiru bil xavotir. Ya'ni har qanday xatarlarni kechib o'taman. Sizning roziligingiz uchun hatto ota-onamdan ham kechaman. Degan ma'nodagi baytni aytganlar. Shuni birinchi nimasi misrasida demak, imma va imma. Yo u bo'laman, yo bu bo'laman, ya'ni yoki yo halok bo'laman, yo o'sha dengizni kechib o'tib manzilga yetaman. Ibn Ataullah Sakandariyni endi Hikam Atoiya deb nomlangan hikmatlarini birinchisiga keldik. O'tgan safar muqaddima bo'ldi Ibn Ajiba tomonlaridan. Ibn Ataullah Sakandariy o'zlari Iskandariyadan bo'lganlar. 658 Hijriy yili tavallud topib 709-51 yoshda vafot etgan ekanlar. Juda yosh ketgan ekanlar. U kishini Qutbul Arifin, ariflarning qutbi yoki vosillarning tarjimoni, soliklarning murshidi kabi laqablar bilan ataganlar. U kishi doim ilgari o'sha katta olim bo'lganlar o'zlari nahvda, sarfda, bu arabiy lug'at ilmlarining hammasida ham. Bular endi ular uchun katta bir vaqt olmagan.
Fikhde usul ve hakezalarda hem tafsirde hem alım bu gelirler. Hadiste hem alım bu gelirler. Ayet-i kerimler ki o kişi tasavvuf ilmi hakkında eşkıyalarında inkar kılarken. O şüphe ettiler dedi. Kimi ki bana şu bizi kolumuzda kitaplar türüp diyor, bana kitap, bana sünnet türüp, bana Kur'an türüp. Bana şu biz okuyarken kitaplardan başka ilim var deyip kimi ki eğer dava kısa İslam'da Allah'a buhtan tokup da o derken. Şunu dedi bir erkenler ki bir gün şu mürşidler Abul Abbas mürşidini aldılar ki bargenler de o kişinin sözü katık tahsis kılıp kalpleri mutlaka uzayarış bergen iken. Ken şunda o kişi uzarı okup yürgen zahiri ilimler hala o kişinin İslam'ın mahiyyatı yetkizmegenini engelegen ikenler de. Ken o kişiye inabat kılıp şu yolunu tutgen ikenler. Uzarıdaki uzarı ayet koyarkenler ki kençelik. O şey yapımı ayeti yürgen payetinde ben özüm üstümden özüm külerken ben de koyarken. O şey yapınma etişimi oylasam, özümü üstümden özüm külerken ben de. Lakin madem hakkını istegen ekeller, Allah Ta'ala o kişinin o şunge itkezgen. Gahı da kişi, el insanu aduun lima cahil. İnsan özü bilmegen nerseke düşman boladı köpünce. Birege barsiz, özü izi aşizi iste uğras. Oşka uygun üçün. Her kança yakşı tamamı hap gelip birse hem, özümüze aşka etmeyediğimiz. Lekin o nargi tomonni boshqa millat egasi ham bizni oshni yesa shu ham bir maqtaydigan ovqatmi deyishi mumkin. Chunki u ham o'zini ovqatiga o'rgangan. Shunga o'xshagan ba'zan kishi o'zi shug'ullangan ilmlar, o'zi o'rgangan ma'rifat va odatlar bilan cheklanib qolsa, odatidan tashqari narsani ko'rganda inkor qiladi. Xususan shariy ilmlarda o'qigan odamlar asosiy ilmlar, to'g'ri asosiy ilm o'sha kitobi sunnat ya'ni Qur'oni Karimning matni va sahih hadislarda bo'ladi. Lekin sahih to'plamlardan tashqari to'plamlarda ham to'g'ri rivoyatlar bo'ladi, sahih rivoyatlar. Juzlar bor, alohida kichkina asarlar bor. Shuningdek, u gap nususni o'zida emas, uni qanday fahmlashdi. O'sha Qur'on, o'sha Qur'on, masalan Ibn Ajiba yoki Ibn Atollah Sakandariy boshqa Qur'on olib o'qigan emas. O'sha biz o'qiyotganimiz Qur'on. Ularning inkor qilayotganlar o'qiyotgan Qur'on aynan shu Qur'on. Ammo fahmda farq qiladi. Hadislar ham xuddi shunday. Uni ishoralar bilan topish, ba'zi hadislardan topib olishimiz mumkin. Buxoriyni ochib o'qisangiz ham, qaysilarini ochib o'qisangiz ham shunday bir ishoralar topasiz. Unga hamma ham hushyor qaynamaydi. Ko'pincha zohirga cheklangan kishilar botiniy ilmlarga, bu o'zi tabiat bo'ladi ba'zi odamda, botiniy ilmlarga uncha rag'bat qilmaydi. Yo shoshqaloqligidan bo'ladi. Yoyinki o'ziga baho berganidan bo'ladi. Shunchalikni paloncha hadis bildim, pistoncha o'qidim, bundan ortiq narsa bo'lishi mumkin emas deb o'yladi. Holbuki gap undoq emas. Agar shuni qo'yganda islom maktablari bunaqa minglab kitob bilan to'lmasdi. Islom maktablari tarix asnosida minglab kitoblarga ega bo'lgani ko'rsatadiki, u islom 4 ta, 8 ta yoki 5 ta kitobga cheklangan emas. Agar Sahih Buxoriyni o'qib, hamma din shu desa kishi adashadi. Eng sahih rivoyatlar shu desa to'g'ri bo'ladi. Lekin undan boshqa rivoyatlar bor va rivoyatlarni aynan Sahih Buxoriyni o'zini ham fahmlashda alohida manhajlar bor, yo'nalishlar bor. U fahmlarni ashobi kiromlardan, tobiinlardan, mujtahidlardan ilg'ab qolganlar bayon qilgan bo'ladilar. Ana shu ilmlarni ortida undan tashqari keyin silsila bilan kelayotgan ilm biz bu darslarni boshlatganimizdaqa silsila bilan kelayotgan ilmlar bor. Rivoyat ilmi, ayni hadis ilmidan tashqari fahmini tatbig'ini ham silsilasi bor. Ana bu ilmlarni ham olinsa, keyin bu tasavvufni sanadi va asliga yetib boradi kishi. Va kitob sunnatni boshqatdan tushunishni boshlaydi. Ammo zohirga o'zi tushungan, o'zini fahmigagina cheklansa, unda adashadi. Qur'oni Karimni Rasul akram alayhi salatu vasallam la tanqadi ajaibuhu yoki Hazrat Aliga mavquf bu hadis. Ajoyibotlari to'xtamaydi. La yashba'u minhu al-ulama olimlar unga to'ymaydi deganlari. Lekin biz masalan Qur'onni agar o'zimizni lug'aviy malakamizni yoki oddiy arab kishisi o'zini lug'aviy malakasini asosida bir Qur'onni o'qib chiqsin, unga oddiy tuyulishi mumkin. Ajoyibotlari tugamaydigan narsa bo'lib tuyulmaydi. U Qur'onni o'qiydi. Bir qadar tushunadi, shu balon narsa qilmaslik kerak ekan, piston narsa qilish kerak ekan degan narsa qoladi. Lekin tuganmas ajoyibotlarni oldiga chiqolmaydi u. Tuganmas ajoyibotlarni ko'rolmaydi. Yoki olim unga to'ymaydi deydi.
Yani ilim alıp toymaydı degen. Yani her hatımda yangi ilim aladigan holatga yetadi degen. Demek biz eğer bitta hatım kalıp ikinci hatımda o şu ilim bilen kalayken bosek, demek biz Kur'an'da acayibatlarını almayken bulamız ya ki ilmini keşf kullanmayken bulamız. Bu gapni astarma turadi. Demek Kur'an-ı Kerim'ni zahiri lafızlarını o'zidan yine lugaviy ma'noni o'zidan yine ilim alıp kifoyalanaman degan kishidir. Belki onu batınında ilim ko'p bo'ladi. Ashab-ı kiramlarını 5 ayet 10 ayetten olganlari ham şundan bo'lgan. Her bir tek kelimenin mahiyetini anglab, onun aslındaki ilimlerini anglab okuşken, amel hem kılışken. Lekin nimaga 5 ayetten alışken, o sahabe-i kiramlar 5 mes, 100 ayette bir tutuş dediği adamla bugün, zihni utkır adamla bugün. İbn Abbas radıyallahu anh 100 bet, 150 bet kasiden, 150 bet kasiden bitti işken de yatlıgen. Lekin nimaga uşuna kadar dağına dağına lan okutkenler Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam. Bakara'nın yettiğinde yatlıgenler İbn Umar radıyallahu anh. Bazı sahabeler uzun müddetlerde Kur'an'ı yatlaşken. Nimaga dese o şey, fahmini koşup, tatbikini koşup alışkenler. Lugat bosa o bitti işte Arabi düşüngençeli düşünü olan. Arabiden yakışı düşünün. Uzun lugat. Bazı adamlar ayet dedi ki Kur'an-ı Kerim'ini siz şerhlesiniz. Yani ki bir ayet tepesinde uzak toktarsınız. Yani ki bir ayet tepesinde köp istifade nükteler alınsa eğer bazı bir kişilerde ağır keledi, tefekkür kılıp fikirle örgünmege adamlar diye ki buna kıyınlaştırması gerek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Arabiler gelip davet ederler. Bu kişinin yapını işken de Arabiyem düşüngen, Kur'an'ı Arabiyem düşüngen dedi. Doğru. Arabiyem düşüne diyen ciheti var. Kur'an-ı Kerim'in mucizi diyen şunu da olsun. Her kim ozunu kaşığı gerişe, kömücü gerişe, kazanı gerişe al uğradı. Arabiyem bir karşıda düşünü uğradı onu. İlim okuyanı ise küfür al düşünü bana kişi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu başka sahabalardan göre küfür al düşünge bulanlar. Hazreti Ali radıyallahu anhu mesela Enes İbni Malik'ten göre radıyallahu anhu küfür al düşüngeler Kur'an'ı. Üç Kur'an. O şey til, o şey Arap. Ama fahm, tatkik başka nasıl? Ana bu marifetini Allah hemen kâhlı beledi. Ana şu marifetlerine eğer kişi organsa, Kur'an'ın mahiyetine, hadisinin mahiyetine yeter. Ana şunda kişi tasavvuf ilmini hıskılar. Elbette zahir kelimelerden hem tasavvuf ilmini alasız. Lekin hakiki marifetini, nigizini, Kur'an-ı Kerim'ini çukur tedabbür kılıçtan alınır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun li yeddebberu degen. Li yeddebberu ayeti. Biz bu mübarek kitabını düşürdük. Ne için? Tedabbür kılıçları için. Yine başka ayette. Efele yetedabberunel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'le tedabbür kılıçları. Tedabbür ne degen? Dübür de alın degen. Dübür arka degen. Tedabbür bir nesanın arkasını izleş. Bir nesanın arkasından bir nesanı izleş. Demek ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin'de siz alemlerine Rabbi Allah'a hamd olsun desiz bu fahm, tedabbürmez bu. Bu adli fahm, bu tedabbürmez. Sözde etilmeyen mananı taparsız, o şey tedabbür olur. Sözünü lügavi manası da etilmeyen mana buladı onun arkası da. Çünkü lügavi mana arkadaki mana olmaz, o yüzdeki mana o. Efele yetedabberunel Kur'an ya ki liyeddebberu ayeti. Tedabbür kılıçları için Kur'an'ın nazır kıldık dese tedabbür ne demek yani? O Kur'an-ı Kerim'in okup manalarını, kelimelerinin manasını bilişmez o. Kelimenin manasını bilişip tedabbür girmeydi. Tedabbürge vesile buladı, yol buladı. Dikin tedabbür onun arkası degin derse oladı. Çünkü dübürde alınken ki arkası degin derseni fahimleş. O bir tane tepesinde insan bir gün oturuşu mümkün. İbn-i Ata etkenler ki İmam-ı Cüneyt'in şagirdleri o kişi Kur'an-ı Kerim'ini her gün üç mette hatim kılar gelirler. Roza'yı rozadan başka aldı. Her gün üç mette hatim kılar gelirler. Bu zikir ve virt hatmesi. Şimdi Allah kelamat vergen vakti keng bugün. Tez okuyan denmez. Belki Allah Teala şu vakti berekesini vergen. Lekin tedabbür hatmesi yem var eken. Allah'a gider. Tedabbür hatmelerini tüketanmazdan vefat etken ekenler. 17 para bugün. 17 yılda tüketanmazdan eken. 17 yıl boşluklarına 17 yıl gönderken tedabbürünü. 17 yıl bulup Kur'an'ı tüketenmezsen affat ettin. Günü bir üçte hatmı kıladı ya adam. Yani tedabbür lafızını düşünüşmez. Yani ki zahırdaki hükümle engelleşmez. Ortadaki manalarını keşf kılış. Yani şu tedabbür. Kur'an şunun için mi hazırlıyor? Zahırını okuyup kelimesini, tercümesini elçü düşünmez.
Ana bu tedabburga kirgan paytda kişi ilim botiniga asliga yetadi. Ana shunda Allohning murodi maqsadiga yetadi. Ana shunda ana shu ma'nolarning zimnida ko'rinadi tasavvuf ilmi. Ana tadabbur darajasiga yetmagan kishi, oddiy fahm bilan anglagan kishi, kitob va sunnatdan shuni shu bilan cheklangan kishi oriflar tasavvufdan gapirsa yoki Qur'on oyatlari va hadislarini asli negiz ma'nolaridan gapirsa fahmlamasligi mumkin yoki inkor qilishi mumkin. Yoki quloq solmasligi ham mumkin. Bu lekin Qur'oni Karimni maqsadini ochib bera olmaydi bu yurish. Sahoba kiromlarni va Rasul akram alayhisolatu vasallamni siyratlarini o'rgansangiz, tadabburlarini ko'rasiz. Oddiy bitta misol Ibn Abbos radhiyallohu anhu yosh bo'lganlar, 16 yoshlarida Rasululloh o'tganlar. Hazrati Umar o'zlarining majlislarini katta sahobalardan tuzganlar, ahli Badrlardan, muhojirlardan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ham chaqirar ekanlar majlisga. Abdurrahmon ibn Auf aytibdilarki, radhiyallohu anhu Hazrat Umarga Ibn Abbos boshimiz ustiga ahli bayt. Lekin bu yosh hali, bu katta ulug' kishilarning orasiga kirib o'tursa, meni hech qanday moliyligim yo'q. Lekin boshqa majlis ahlining ham farzandlari bor. Ular meni ham bolam kelsin, meni ham bolam kelsin deyishga o'tishadi. Keyin bizi bu parlament miqyosidagi majlis bo'lganda endi u davlat miqyosidagi majlis. Bu bizni shuyux shayxlar majlisimiz, majlisi shuyux bolachalar bilan aralashib qoladi keyin. Shunga Ibn Abbosga uzr aytsangiz yoki u kishi kelmasa yaxshi edi. Hazrat Umar aytdilarki, keyingi safar gaplashamiz majlisda. Majlisda o'tirganda aytdilarki, "Iza jaa nasrullohi nasr surasi haqida kim nima tafsir ayta oladi?" dedilar. Birlari aytdiki, Alloh taolo bunda Makka fathini aytgan dedi. Yana bittalari arab qabilalari kirishi nusrat bo'lishini aytgan. Va hokazo ma'nolarni aytishdi. Katta sahobalar shunda Ibn Abbos radhiyallohu anhuga qarab, "Sen nima deysan, uka?" dedilar. Deydilar, "Bu surai karima Rasululloh alayhissalotu vasallamni vafotlaridan darak" dedi. Chunki Rasulullohning vazifalari risolatni yetkazish va kishilarni dinga chaqirib, ularga dinni tantib qo'yish bo'lchi bilan tugaydi vazifa. Payg'ambarlar vazifasi tugashi bilan hayotdan ketadilar, turmaydilar. Ular chunki maxsus maqsadda kelgan bo'ladilar. Allohning maxsus amrini ijrosiga ijro tugadi, vazifa tugadi, qaytadilar. Vafot etadilar. Bu sura Rasulullohning vafotlariga ishora dedi. Bu ishoriy tafsir. Hazrat Umar aytadilarki, "Men ham xuddi shuni tushunardim" dedilar. Va sahobalar aytadilarki, "Sizlarda ham bolalaringizda shunaqa ilm, shunaqa aql bo'lsa, olib kelinglar" dedilar. Majlisga shunchalik aql bo'lsa, shunchalik ilm bo'lsa, olib kelinglar ularga. Mana bu "Iza jaa nasrullohi" qani o'lim degan so'z yo'q. Muhammad alayhisalom degan so'z yo'q. Vafot etasiz degan gap yo'q. Umringiz oxirlab qolish, hech qanday gap yo'q. Nusrat kelsa, Allohning fathi kelsa, odamlarni dinga to'p-to'p bo'lib kelayotganini ko'rsangiz, Robbingizga hamd aytib, tasbih ayting, tavba qiling, istig'for ayting, Alloh kechiruvchi dedi. Bu nima aloqasi bor o'limga? Nima aloqasi bor vafotlariga? Nasr keldi, fasabbih. Tasbih ayting degani Robbingizga ajraling degani bo'ladi. O'shundan angladilar Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Bunga o'xshagan tafsirlar juda ham ko'p. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning fahmlarida tafsirlarida keladi masalan. Ana shunday daqiq fahmlar. Mana bu tadabburni jumlasiga kiradi. Buni orqasida oyat karimalarning orqasida o'ta ko'p ma'no bor. Anvar shoh Kashmiri aytgan ekanlarki, "Men Qur'oni Karimni o'qiyman, yodlayman" deb katta olim bo'lganlar. Deoband kutubxonasini yoddan bilaman deganlar. Qur'oni Karimni xatm qilaman deb Ramazonda o'tiraman. Har kuni bir pora o'qiyman deb o'tiraman Ramazonda. Bir oyatni o'qiyman, ostidagi ma'nolarga, kalimalarni ostidagi ma'nolarga, uni tagidagi ma'noga, uni ostidagi maqsadga kirib ketaveraman. Bir dengizga tushib qolaman, u durdi olaman deb unga cho'zaman qo'limni, bu durdi olaman. O'sha betni tugatolmasdan iftor bo'lib qoladi deydi. O'sha sahifani tugata olmasdan iftor bo'lib qoladi. Ana shunday kishining ilmi kengaygani sari Qur'oni Karimga ko'proq sho'ng'ib boradi, ko'proq narsani anglaydi. Mana shu ma'nolarni shu kabi tadabbur qiladigan kishilar hech qachon tasavvuf ahlini ilmini inkor qilmaydi. Ammo zohirga cheklangan kishilar ko'pincha inkor qilib qo'yadi. Bu ularni
mashg'ulotlari kamligidan ilm bilan yoki fahmlari qosirligidan yoki o'zlariga ko'p baho berib qo'yganlaridan bo'ladi. Lekin kimniki qalbida hidoyat bo'lsa, istash, haqni istash bo'lsa, albatta shu ma'noga qaytadi oxir. Albatta qaytadi. Birinchi bob deb boshlaydilar kitoblarini. Birinchi hikmat min alamati li'timadi ala al-amal nuqsonur raja'i inda wujudi az-zalal. Amalga tayanganlikning alomatlaridan biri, kishi amalga tayanganining alomatlaridan biri, undan toyilish sodir bo'lgan paytda umidvorligi kamayib qolishidir. Ibn Ajiba aytadilarki, bu hikmatga kirishda walamma kana ilmu at-tasawuf innama huwa nataijul a'mal as-sahiha wa thamaratul ahwal as-safiya misdaqan liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man 'amila bima 'alim awrasahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam bada'a bil kalami 'ala al-'amal. Tasavvuf ilmi sahih to'g'ri amallarning natijalari va sof musaffo tuyg'ularning hollarining samaralari bo'lgani uchun, shundan iborat bo'lgani uchun muallif amal haqida gap surish bilan hikmatni boshladilar. Tasavvuf amalni natijasi. Shuning uchun amaldan boshladilar gapni. Chunki Nabiy alayhissalotu vassalom aytganlarki, kimiki bilgan narsasiga amal qilsa, Alloh unga bilmagan narsasini ilmini berib qo'yadi. Aksincha kishi bilgan narsasiga amal qilmay yuraversa, bilgan narsasini ham ilmini olib qo'yadi undan. Lafzini yotdan bilaveradi, ammo ilmi mohiyati undan ketib qoladi. Biz doim takrorlaymiz, ilm nima deganda, ilm mohiyatlarni anglash, ma'lumotlarni tashish va takrorlash emas. İlim, ma'lumotlarni tashish va takrorlash emas, balki mohiyatlarni anglashdir. Ta'lim ilm berish. Mohiyatlarni anglatish emas, mohiyatlarni topishni o'rgatish. İlim mohiyatlarni anglash, ammo ta'limdan maqsad mohiyatlarni tanishtirib qo'yish emas, balki mohiyatlarni topishni o'rgatish. Haqiqatlarni topishni o'rgatish. Ammo ilmni faqat ma'lumot takrorlashdan iborat 100 ta hadisda 10 ta oyatda aytdi yoddan deb shuni ilm deb o'ylab qolsa odam adashadi, u odam ilmga erisha olmaydi. Albatta yodlash kerak, bilish kerak, lekin bular hammasi vosita sifatida turadi. Asli ilm mohiyatlarni boricha haqiqatlarni o'z holicha anglash bo'ladi. Shuning uchun ilmga berilgan ta'riflarda turlicha ta'rif berilgan. Mantiq ahlilari masalan ilm nima desa bir narsaning miyadagi aks etgan suratidir deydi. Masalan, deylik, yaxshilik desa, yaxshilik haqida tasavvur oladim, o'sha sizdagi tasavvur o'sha ilm. Yani ilm deganda bitta fan tushuniladi. U degani bir sohaning masalalarining yig'indisi degani. Yani ilm deganda bir fanda yoki bir ilmda uni masalalarini deyarli qamrab, muammolarini anglab, unda malaka hosil qilishni ilm deyiladi. Shunda masalan, bu kishi faqih, fiqh ilmini egasi desiz, u fiqhda malakasi bo'ladi. Ta'lim berishga va undagi muammolarni yechishga. U ma'lumot yig'indisi emas, malaka, u faqat shug'ullanish bilan hosil bo'ladi. Endi kalom ilmining ta'rifida bir narsani voqeida qanday bo'lsa, shunday idrok etish jazm bilan dalil asosida deyiladi. Ana shu ilmlarni qatorida, sohalar qatorida tasavvuf bitta ilm bo'ladi. Ba'zilar ilm deganda, masalan, hozir arablarning istilohida ham ulum deganda science deyishadi, aniq fanlar tushuniladi. Lekin albatta u ilm. Ammo dinchi din, u ham ilm. Ba'zilar bu diniy gap, unisi ilmiy gap deydi. İlim bilan dinni bir-biriga zid qo'ymoqchi bo'ladi. Bu noto'g'ri narsa. Ilm o'zi qanaqa ilm bo'lmasin, nima o'zi asli? Asli nima? Siz uni bari mantiqiylarni ta'rifini ham qo'ying, boshqani ham ta'rifini qo'ying. Asli xolis qiling, bilish degan, bilmoq degan. Bilmoq nima degani? Desa, bir haqiqatni idrok etish xolos. Devorning sariqligini ko'rdingiz. Sariqligi haqidagi ma'lumot sizda, uni sariqligini idrok etganingiz devor haqida bitta ilm bo'ladi. Mavjud narsa haqidagi idrokni ilm deymiz. O'sha mavjud narsa
biz yaşayıp turgan fizik olamga taalluqli bo'lsa, dunyoviy ilm bo'ladi. O'sha mavjud narsa bu olamdan tashqari olamga, oxirat olamiga taalluqli bo'lsa, uxraviy ilm deyiladi. Diniy ilm uxraviy asosan uxraviyda ko'rinadi. Ammo dunyoviy ilmda ham bir qismida diniy ilm bo'ladi. Chunki din muomala ahkomlarimizni ham bayon qiladimi? Dunyodagi uni ham o'z ichiga oladi. Uxraviy va dunyoviy ilmlar o'rganilishi zarurati va ahkomlari nuqtai nazaridan dinni ostiga kiradi. Din vojib qiladi, sunnat qiladi, qaytaradi, buyuradi. Diniy amal hisoblanadi. Qaysi ilmni olish din nuqtai nazaridan u amal hisoblanadi. Yaxshi amal yoki yomon amal. Albatta ilm bo'lgandan keyin odatda yaxshi bo'ladi. Endi masalan bir toshni o'rgansiz, kimyoshunos bo'lib. Ilmmi? Ilm. Bir to'pni harakatini o'rgansiz fizikadan. Ilmmi? Ilm. Eng obro'li ilmlardan hozir fizika. Nimaga bir toshni o'rgansiz ilm bo'ladi? Bir daraxtni o'rgansiz biologiyada ilm bo'ladi. Bir hayvonni, sichqonni o'rgansiz ilm bo'ladi u. Nimaga siz agar farishtani o'rgansiz ilm bo'lmaydi? Nimaga ilm bo'lmasa kerak? Faqat din bo'lish kerak. Bu albatta ilm. Jannat haqidagi ma'lumotlarni, haqiqatlarni bilsiz, nima uchun ilm bo'lmaydi? Tosh haqidagi bilgan ma'lumot ilm bo'ladi-ku, u ilm bo'lmaydi. Nimaga? U ilm bo'ladi u. Endi shu borliqlarni hammasini yaratgan Alloh haqidagi bilim albatta ilmlarning ulug'i bo'ladi. O'zi har qanday ilm qanaqa bo'lmasin, mavjudni anglashdan iborat. Nimadir mavjudni idrok etishdan iborat. O'sha mavjud nima bo'lsa ham, tarixdagi bitta voqea bo'lsa ham, tarixda bitta ilm bo'ladi. Osmon jismlari haqida bo'lsa, u ham bitta ilm bo'ladi. Endi moddiy olamdan tashqari ruhiy olam haqida bo'lsa, u ham ilm bo'ladi. Hammasi ilm bo'ladi. Tasavvuf ahli ana kishining qalbi ruhiy olami to'g'risida bahs qiladi. Bu ham alohida ilm bo'ladi. Modam o'sha qalbni haqiqatiga, ruhni mohiyatiga, uning sifatlariga voqif bo'lar ekanmi? Ilm bo'ladi. Endi tasavvuf nimani asosan yo'lga qo'yadi desiz, bandani o'zi bilan muomalasi, Robbi bilan muomalasi, maxluqot bilan muomalasini yo'lga qo'yadi. Shuning uchun shu muomaladagi ilmlarni jamlaydi. Ana shu muomalalarning orasida Alloh bilan bo'lgan muomaladagi qalbning holatlarini ham alohida vasf qiladi. Mana bu hozirgi aytayotgan hikmat bandaning o'zi bilan Allohning o'rtasidagi aloqasiga doir ilm hisoblanadi. Min alamati al-i'timadi ala al-amal nuqsonur raja'i 'inda wujudi zalal. Al-i'timadu ala al-shay'i huwa al-istinadu alayhi wa ar-rukunu ilayhi. Bir narsaga tayanish, u narsaga suyanish va unga rukun degani ozgina moyil bo'lish, o'shunga ko'ngil qo'yish degandek bo'ladi. والعمل حركة الجسم أو القلب إن عمل نما ديسا جسمنين ياكي قلبنين حركة دور فإن تحرك بما يوافق الشريعة سمي طاعة وإن تحرك بما يخالف الشريعة جسمنين ياكي قلبنين حركة دور فإن تحرك بما يوافق الشريعة سمي طاعة وإن تحرك بما يخالف الشريعة سمي معصية إن دوش حركة tanadan sodir bo'layotgan harakat yoki qalbdan sodir bo'layotgan harakat agar shariatga muvofiq bo'lsa to'at deyiladi. Xilof bo'lsa agar ma'siyat, gunoh deyiladi. Wal a'malu 'inda ahli al-fanni 'ala thalathati aqsam. Amallar bu fan tasavvuf ulamolarining nazdida 3 qism bo'ladi. Shariat amali, tariqat amali, haqiqat amali deyiladi. Qur'oni Karimda doim solih lik bilan sifatlangan narsa nima bo'ladi? Amal bo'ladi. Amal bor, fe'l bor, sunu' bor, kasb bor. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Wallohu a'lamu bima yasna'u. Wa huwa a'lamu bima yaf'alu. Insondan sodir bo'ladigan ish harakatlarini mana shu 4 so'z bilan ifodalangan. Yaqtarifan bor. Iqtirof. Qo'l urish degan ma'no. Lekin ko'proq qo'llangani mana bu to'lamas. Fe'l har qanday insondan sodir bo'lgan harakat har qanday fe'l bo'ladi. Fa'ala bo'ladi. Masalan, u ixtiyor bilan bo'ladimi, ixtiyorsiz bo'ladimi? Qasd bilan bo'ladimi, qasdsizmi? Tayyorgarlik bilanmi, tayyorgarliksizmi? Takroriymi, takrorsizmi? Farqi yo'q. Fe'l deyiladi. Ammo
takror bo'lsa, qasd bilan bo'lsa va qanaqadir bir asorat qoldiradigan bo'lsa amal bo'ladi. Agar o'sha narsada ko'nikmaga aylansa kasb bo'ladi. O'sha amal kishida ko'nikmaga aylansa kasb bo'ladi. O'sha amalni bajarishda agar tadbir qo'llanadigan bo'lsa, o'ziga xos bir mahorat bo'lsa sunu' bo'ladi. Shuning uchun vafiyat kullu nafsin ma amilat yoki ma kasabat va huwa a'lamu bima yaf'alun ya'malun mas yaf'alun vafiyat kullu nafsin ma amilat har bir nafs har bir jon qilgan amalini to'la oladi qiyomatda. Alloh ularni qilgan hamma narsasini bilib turgan. Bilguvchidir deydi. Qilganini bilib turgan deganda yaf'alni fe'lni ishlatgan. Ammo jazosini olishda amalni ishlatgan fe'lni emas. Shuning uchun jazaan bima kanu yaf'alun kelmaydi. Nimaga? Chunki fe'l umumiyroq. U qasd bilan qilingan ham o'ziga oladi, beixtiyor qilingan ham. Masalan, men gapiraman deb qo'limni cho'zib qo'lim bir oldimdagi bir piyolaga tegib ketib, choy to'kilib ketsa choyni to'kdi desa to'g'ri bo'ladi. Shu to'kish ish harakati mendan sodir bo'lganda bu amalmi fe'lmi? Bu fe'l bo'ladi. Amal deyilmaydi. Ammo men piyolani ushlab turib, atay o'zim to'kmoqchi bo'lib turib buni to'ksam, uni amal deyiladi. Amalda qasd bo'ladi, amalda ta'sir bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda vallazina amilus solihat amilus sayiat ya'maluna solihat keladi. Solih amallarni qilganlar keladi. Demak, bir kishi ixtiyorsiz solih amal qilsa, yoki qasdsiz solih amal qilsa, u solih amal qilgan bo'lmaydi. Qasd bilan qilinishi kerak amal va shu bilan birga solih ish harakatlarga amal so'zini keltirishdan murod u kishida takrorlanishini taqozo qiladi. Shuning uchun ishchini ham omil deyiladi, foil deyilmaydi. Va hu a'lamu bima yaf'alun ularni qilgan hamma harakatini biladi. U qasdan qilganini ham, beixtiyor qilganini ham, qimillab ketganini ham, atay bajarganini ham, asar qoldirganini ham, shunchaki bir sodir bo'lib yo'qib ketganini ham hammasini biladi, ammo amaliga jazo beradi. Yaxshi yomonligi. Amalga aylanganiga. Demak, bu yerda amalga tayanish deganlarida o'sha amalni nazarda tutyaptilar. Alomat belgi bu yerda bu kishi bayon qilmoqchi bo'lgan narsalari banda o'zini amaliga tayanyaptimi, tayanmayaptimi, shuni qanday tahlil qilishni o'rgatmoqchilar. Aytmoqchilarki, banda amalga tayanishi mumkin emas, uni bilamiz. Amalga tayan bo'lmaydi. Lekin men tayanyapmanmi, tayanmayapmanmi, qaydan bilaman? Desa, bitta senga alomat aytayinmi, deyaptilar. Agar bir gunoh qilib qo'ysang, bir xato qilib qo'ysang, bir noto'g'ri ish qilib qo'ysang, Allohdan bo'lgan umiding pasayib ketayotgan bo'lsa, demak amalingni tayanyapsan ekan. Chunki amal qilganimni qilsamgina bir narsa bo'ladi deb o'ylayapsan. Albatta amal shart, farz qilinadi. Lekin unga tayanilmaydi. Amal qildimmi, albatta erishaman deb o'ylayapsan bir narsaga. Unaqa emas. Amal bir vasila vosita sifatida qilinadi, ammo asli ato Allohning fazlidan bo'ladi. Afu ham Allohning fazlidan bo'ladi. Shuni aytmoqchilar, biz tayanyapmizmi, tayanmayapmizmi? O'zimizni qalbimizni tahlil qilmoqchi bo'lsak, qaraylik. Agar amalimiz solih bo'lib turgan paytda Allohdan umidimiz baland bo'lib, jannatdan umidimiz katta bo'lib, Allohga iltijoimiz zo'r bo'lib, biror xato qilsak, keyin biz Allohga nisbatan umidimiz pasayadigan bo'lsa, demak biz Allohga emas, amalga tayanayotgan bo'lamiz. Alomati shu deydilar. Endi bu kishi shuni sharhlayaptilar, aytadilarki, amal bu fan ahlining nazdida amallar uchga bo'linadi. Shariat, tariqat, haqiqat amallar. Shariat asli suvga olib boradigan yo'lda aytiladi. Aslida Allohga olib boradigan yo'l bo'lgani uchun islom ahkomlarini shariat deb atalgan. Tariqat ham yo'l, manzilga yetuvchi yo'l. Haqiqat aslida bir narsani sobitligi, aniq mavjudligini bildiradi. Endi shariat amali bo'ladi, tariqat amali bo'ladi, haqiqat amali bo'ladi degan nima degani desa, ya'ni shariatni falon ishni qil qilma deganlarni zohiran qilish bor. O'sha ishni qilishda Allohga yetishishni qasd qilib maxsus bir inson o'ziga odat olishi bor, bu tariqat. Endi
o'sha amalni vujudida to'la tatbiq qilib o'zida aks ettirishi bu haqiqat bo'ladi. Yoyinki deydilar, amalni uchga bo'lyapti. Uch xil amalni turlicha ta'bir qilyapti endi. Yoki aytish mumkinki, amalul islam va amalul iymon va amalul ihson. Jibril hadisida olib aytibdilar. İslam ameli, iman ameli, ihsan ameli deyişin ya mümkün. Üçke bölgen peyti de. Ondan ne oladı? İslam ameli fiqh oladı. İman ameli, kalp ameller bunlar akide oladı. Kalp ve akıl ameller. İhsan ameller bunlar aynı ruhunu kalbini ameli oladı. Şunu da kılıp örseyen oladı. Yani ki açın mümkün ki ibadet, ubudiyet, ubudet deyişin mümkün. Ameller ibadetke bölünedi, ubudiyetke bölünedi. Ubudatga bo'lma. Ibodat a'zolarining Allohga taslim bo'lib bo'ysunish. Sajda qil dedimi, peshin paytda boshingizni qo'yishingiz yerga. Bomdodda turib 2 rakat, 4 marta sajda qilasan, 2 marta turib qolasan dedim, o'shni qilishingiz. Ibodat. Falon savdoni undoq qilasan, piston savdoni bundoq qilasan dedimi? Ibodat. Zakotni berasan, hajni qilasan, yolg'on gapirmaysan dedimi? Ibodat. Ubudiyatchi. Şu amellerini becerişte kalbinin hazır buluşu ve kalbinin teslim buluşu. Kalbinin o şanırsızlığı teslim buluşu. Sacda kıl yapsız. Başınız yer getirdi, yüzünüz yer getirdi. İbadet hasıl buldu. Ama kalbinizde teslimlik ruhu var mı yok mu? Bu ise ubudiyet hasıl oladı. O mesela ibadet de özü oladı, ubudiyet yok. Çünkü özü asla ibadet, abd sözü. Geriyem etkemiz bunu, yani tekrar etmemiz bir yerde mevzudan kep çıkıp. Ardu muabbedetünde işletilgen söz. Yani tarikun muabbed dedi. Yani tekislep yürüşke maslap koyulgen yol. Şimdi yol ki yola uçuge hiç kandey itirazı yok yol. Bırak da döngür çonkurcayı yok, çukurcayı yok. Ki yürümakçı bugün adam mı yürüşüge toskanlı kıladigen bırak narsası yok. Tekis yolunu tarikun muabbede yok ki muabbed deyişe. Bende eğer Allah Ta'ala'dan kileyken buyrukka ana shunday sözsüz itaat qilsa zohirda uni a'zolari ibodat bo'ladi. Qalbi shunday ibodat taslim bo'lsa ubudiyat bo'ladi. Ubudatchi ubudat. Ubudat bu ayil hurriyat deb qo'ygan. Ya'ni hurriyatdir. Hurriyat nima desa mutlaqo nafsni istagidan ozod bo'lish. Ubudiyatda ham taslimiyat bor, ammo nafsni qaysidir istaklar qo'yan bo'lishi mumkin shariatga qarshi. Qarshi turib e'tiroz bildirish ma'nosida emas. To'liq ko'nikmaganlik ma'nosida. Ubudiyatda taslim bor, taslimiyat bor, ammo nafsning xuruji ham bo'lishi mumkin ostida ozgina. Ammo ubudatda kishida hech qanday nafsida shariatga xilof narsa qolmaydi. Nafsda o'zida qolmaydi. Muhammad ibn Munkadir ulug' tobiinlardan Imom Malikning ustozlari aytganlaridek, "Men 40 yilda nafsimni istiqomatga keltirdim" deganlar. 40 yıl, 40 yıl sürünkeli urunup. O 5 vakit namazda okuşmaz o. O yaşlıkta okuyan onu. Tehaccüde okuşanmaz. O niye yaşlıkta okuyanlar? Biz körüyken zahiri amellerge, örgenişge 40 yıl gitmeydi. 40 gün yeter. Ruza tutuş, önce münce zekat veriş, ya ki sadaka kılış, namaz okuş, çırali gibi yapırış, zahirdeki bu amellerini hasıl kılışge Allah tavfik verirse kıskara müddetten yeterdi. Ama 40 yıl geçişe bir tabiinin 40 yıl geçişe ne sebep bugün? O şu nefsini en ildizi geçe o kişi kıskıyor. Biz kıskımıyız. Biz özümüzde ibadetliyik. Bana hem yolcu rayıda körünü oradı. Lekin nefsimizi aslında türgenini bilmiyor kalemiz. O şu bir nefsini ölüşlerini. Ubudet nefsini umman nasibesi kalmaydı. Bende tola Allah'ınki bu olaydı. Ana shu paytda inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin yuziga chiqadi. Namozim, nusuklarim, ibodatlarim, amallarim. Hayotim va mamotim Allohnikidir faqat. Lillahi Allohnikidir da murod nima? La sharika la, uni sherigi yo'q. Men ham sherik emasman o'zimga. O'zimda meni ham haqqim yo'q. Butun borlig'im Allohniki bo'ladi degan gapni Rasulullohga aytishni buyurgan. Tobidalik umr shunga buyurildim deb ayting. Ve ana evvelul muslim. Müslümanların en birincisi miyim ben? Bu yedeki birincilik, mertebedeki birincilik. Zamandaki birincilik mes. Üçüncü İmam Ahmed Sünni Müsnedler'de keyende Resul-i Ekrem aleyhisselam şunu sananı orunda okuyanlar. Sübhaneke Allahümme de
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت بتروايته وأنا أول المسلمين كتش روايته وأنا من المسلمين أول المسلمين رسول الله كمناسب من المسلمين أمات لرشو مسلمان لردن من برنس سمان دير دعوة قلامي مس رسول الله قصول الدعوة مس قلامي مس بس مسلمان لردن مس دي مس من المسلمين أمات شون تعليم وأنا أول المسلمين أزدارنا مقام لرشو Mana shuni namozda salovni subhanakallohumma o'rniga o'qiganlari bor. Hazrat Ali'dan rivoyat qilingan. Shunda namozning mohiyatini anglaysizki, namozni asli namozga turishdan murod o'sha ubudatni hosil qilish. O'zimni urushim o'zimda yo'q. O'zimdan o'zimga ulush qolgancha o'zingdan haydading. Bo'zlay boshlading. Inson o'zidan o'ziga nasiba qolmaydi. Bu ana shu kishi haqiqiy Allohning bandasi bo'lgan bo'ladi. Ana shu kishi Allohning yeridagi xalifasi. Ubudat ana shu Hürriyetten Murat nefsinin köyüye girişmez. Nefsini isteklerden azat buluş. Ebu Muhammed Murtahi şey dediler ki ben tecrid esası da bu kitapta geledi. Ben az mevzu okuyan şey deyip ben. Tecrid esası da bir neçe yıl hac kıldım. Tecrid esası da yani sebeplerle teyemmezdim. Şimdi üyden peyriş bitti. Ne oldu? Ulan minmeydi yani yok. Yemek içme olmayıp. Bu şu mekamda kılınladı. Bismillah biz gelmez bu. Bu tevekkülü yetişken kişiler nafsini jilovlashni kamoliga yetkazayotgan paytda qiladi. Doim shunday bo'lishi shart emas, u ma'lum muddatlarda ma'lum ishlarda qiladi. Nafsini sinash uchun va chiniqtirish uchun. Och qildim tajarrud bilan dedilar. Yemadim, yeyish mumkin, biroq kelib qo'liga berasa bersa yeydi. Lekin birodan so'ramaydi, yoniga olmaydi. Qancha och yursa shuncha ichi deydi. Qancha chanqasa shuncha ichi deydi. So'ramaydi birodan. Sababki qo'lini cho'zmaydi. O'zi kelsa Alloh yuborgan deb yeydi ichadi xolos. Shunday qilib haj qildim bir necha yil. U o'ta qiyin narsa endi bu. Bu endi masalan biz tasavvur ham qilishimiz qiyin. Men o'yladimki nafsim taslim bo'ldi inshaalloh. Nafsim Allohning hamma hukmiga taslim bo'ldi. Buni bu muolaja nima uchun qilinadi? Alloh taolaning qadariga ham rozilikni nafsga singdirish uchun bo'ladi. Men rozi bo'ldim Allohning hamma hukmiga taslim bo'ldi deb o'yladim. Bir kun onam bir ish buyurdilar deydi. Buyurganida menga mol olib keldi deydi. Bildimki nafsim meni aldayotgan ekan hajga. Haliga tajridda haj qilibman bir necha yil aldayotgan ekan. Qaydan bilding desa, chunki onam buyurgan buyruq ma'ruf yaxshi ish edi, yomon ish emasdi. Agar nafsim haqiqiy taslim bo'lganda edi, ma'ruf ish malol kelmasdi menga. Ana nafsni shunaqa taftish qilganidan keyin 40 yil ketib qoladi. Lekin taftish qilmasdan o'zi hamma yo'q go'zal, men ham juda ajoyibman deydigan odam buni his qila olmaydi. Yoki o'zi bilan kifoyalangan odam shunchalik bo'ladi-da bandi. Buni ortiq Alloh buyurmagan. Hamma ham toqatiga yarasha qiladi-da degan kishi buni topolmaydi. Ubudat ana shu holat hisoblanadi. Demak, uchga bo'ladigan bo'lsangiz, ubudat deysiz mumkin ikkinchisi. Yoki deydilar, bidoya boshlang'ich odamlarning amali, o'rtadagi yo'lning o'rtasidagilarning amali va nihoya ahlining amali. Bu ham bo'lishi mumkin. Yoki yana aytishimiz mumkinki, shariat, tariqat, haqiqat deganda biz shunday aytamizki, Shariat Allohga ibodat qilishing, ya'ni tanangni Allohga bo'ysundirishing. Tariqat Allohni qasd qilishing, Allohni ko'zlashing har bir ishingda. Haqiqat Allohga yetishing, Allohni ko'rishing. Allohni ko'rish degani bu yerda Alloh subhanahu va taoloni mushohada holatida ko'rish, ya'ni ihson darajasini aytayotgan bo'ladilar. Albatta u jannatdagi ko'rish emas. Ya'ni Allohni ko'rganingdek ibodat qilishing ihson dedilar Rasululloh alayhissalotu vasallam o'sha holat haqiqat bo'ladi deydilar. Yoinki deydilar ash-shari'atu li islohi zawahir. Ya aytishimiz mumkinki yana endi shariat, tariqat, haqiqat ilmlari desa bular nimaga xizmat qiladi degan savol bo'lyapti. Aytayaptilarki shariat zohiriy amallarni isloh qilish uchun. Tariqat bo'lsa botinni isloh qilish uchun. Qalbni demoqchi. Haqiqat bo'lsa ruhni isloh qilish uchun. Qalb ruh ba'zilar bitta narsa desa, ba'zilar boshqa deydi. O'zi asli ruhni bitta latifa, ya'ni latif bir juz'i hisoblanadi. Qalb javhari hisoblanadi. Bu yerda sir deganda ruhni ham negizidagi borliqni aytiladi. Bundan murod insonni butun borlig'i isloh bo'ladi. Zohiru botin. Biz ko'pincha zohirimizni isloh qilamiz. Qalbimizni ham bir narsa isloh qilamiz. Ammo botinimizni o'sha ruhimizni to'la isloh qila olmay qolamiz. U o'ta qiyin narsa.
Onda kişi nefs-i mutmainne erişken bula. O adam mı zahiri ve batını da şeriatke hılaf bir asar kalmagen bula. Yani ki açtığım mümkün ki şimdi açtığım mümkün dediler. Şimdi cariha azalarını islahını mı bulan bula dese üçten arsa bulan bula. Şeriat zahirini islah kılış mı? O üçten arsa bulan bula. Tevbe bulan, takva bulan, istikama bulan. Tevbe kaytış. Günahdan mutlaka kaytış. Tevbenin şartı hemen günahdan kaytış. 10 adetim var, 9 tasından kaytaman bir tas tutup dursun dese 9 avsan kabul kılınmıyor. Çünkü o Allah Ta'ala'ya asi buluşunu özüge caiz seneyken bula. Allah onu nergi itaati itaat bu muydu? Çünkü o adam Allah Ta'ala'ya ben halesem kılamayan itaat, halesem kılınmayan diyeken bula. O şey çok tavba tavba bu muydu? Hemesinden tavba kıladı. Bir artık günahını zahiru batınlıkını kaldırmasından tavba kıladı. Kim tavba oldu? Şimdi ki hata koyuşu mümkün. Lakin yine tavba tutur oradı o. Parvardigar acizliği kıldın deyip tutur oradı. Ama hatırlayacağım ya şuncalık kılmasa bu muydu diye gelmezse o tavba bu muydu? Tavbanın şartları var. Kaytış mutlaka, nedamet ve Allah'dan keçirim soruş. Eğer buranın hakkı olsa onu hem ötep koyuş. Çünkü buranın hakkı ötelmesi Allah buranın hakkını hem verdi gelme. Madem hakkını bilmesiyiz Allah'a hem itaatsiz hasıl olma gelme baktır orada yani. Mesela ben teheccüde mi kıyım, namazı mı kıyım, beş vakit namaz cemaatte ben elime teheccüde kıyım ben. Lakin buranın hakkından korkmuyorum. Buranın sen 10 son hakkı kap geçse beygam yürüp ben. Halbuki Allah etken ki buranın hakkı kalmasın. La te'ekulu emmelekum bil batıl. Batıl yorum bilen birbirinizi mali yiyemeyin diye. Ben o şey buranın hakkını keçiktiriş yani ki yiyişke bir yapar olmam mı? Demek Allah'ın emri gibi yapar olmam aslında. O ibadet körünüp kılıyken emellerim özüm yokkan için kılıyken olamam. Allah'a sığınırmaz. Aslında Allah'a teslim bunu kıyarım dedi. Bu buyruğu yani bu işin için gerek etmiyor. Hiç kaçan teslimlik bir buyruğunu kılıp ikincisini kılmasını bile hasıl olmayıdı. Teslimiyet mutlak bu işin için hasıl olmalı. Bu işin ki hata kılıp kılışız mümkün. Yani kayıt olasız. Müslüman adam şunu diye böyle. Kayıt günah kılmayı demez. Kayıt edin o. Günah kılışı mümkün ama tezden yana özge dinine kayıt olur. Yani ameliye kayıt olur. Ama hatırcam buranın hakkını keçkitirip, hatırcam buranın hakkını yiyip, hatırcam buranı söküp, hatırcam buranı hakaret kılıp yürüyen adam, o adam tavbası tavbı olmayı. Çünkü Allah Ta'ala'ya o beş vakit namazda itaat kılı yaptı. Ama buranı hakaret kılma diyen sözde itaat kılma yaptı. Hatırcam sökü yaptı mı? Demek Allah'a teslimmez o. Buranın azar verişi bilen onu aldı da günahkar. Allah sökme diyen orunda söküyken o için Allah'ını aldı hem günahkar. O milyon mette tevbe kısın, 50 bin mette istiğfar etsin, tevbe bu meydi. Tanki helge adamdan keçirim sonra onun hakkını helal kılıp, kiin Allah'a kayıtı tevbe kılmak için. Çünkü tasavvuf ahalları daim, bayat aleykenleri de, buranın igne çelgi hakkı koyan olsa, ortaya sen deyip şart kılır. O manevi olsun, maddi olsun. Sökü koyan olsun, barıp keçirim soruyorsan. Hakaret kıyan olsun, barıp keçirim soruyorsan. İbadet kıyan bozayın, boyan bozayın, abudosunu tikilip koyarsan kaytarın. Keyin tavbin tavbi oldu. Olması tavbi olmayıydı. Çünkü siz Allah bilen bugün muamelenizi hem Allah tertifke sökün. Bendeler bilen bugün muamelemizi hem Allah tertifke sökün. Allah bilen bugün muamelemizi uzun üstte torlarsak yok. Bendeler bilen bugün muamelemizi torlamasak, berber Allah bilen bugün muamelemizi torlamayken bulamız. Çünkü Allah onu hem büyüyecekken burada bizge. Bana şu yerde biz diyanetini mahiyeti getirmemiz. Bazen namaz okuyor diyor, buranın hakkından kokmuyordu. Ben bir kişiye dedi ki, Taşkent'de bir işlep çıkardı uçağı adam, Çin'in zavutu varırken, ben size herhalde ben karakadı. Şu Harazı muahat aman diye adamlar namaz okumuyor diyor, lakin muamelenin cahide kılardı biz geliydi. Yani hemen siyem olmasa gerek. Çünkü galibin eti yaptı, o uzun körgen eti yaptı. Hakkımızı çözmeydi, yiyip gitmeydi, pulduk çözmeydi diyordu. Etke vakti verirdi diyordu. Savdan halal kılardı diyordu. Ama vadiyedekiler değil, aksar hacakeler değildi. Onlar arkasından pulla alamazsan yüremizdi, arkasından bağırıp değil. Demek ki şuna kadar, onlar hacake, onlar namaz falan, bunlar bey namaz o. Demek ki, onlar kokmaydı, bunlar kokardı. Bunun hakkından. Demek, bana bu namaz falan adam, adamın zimmesindeki hakkı, yanında Allah'ın hakkı hem türkeni sizme etti. Allah onu hem buyurken, belki Allah Ta'ala asam keçirdi ama benden kim keçirmeydi. Özününkini asam keçirdi. Özünün hakkı değil günahını.
Ama benden hak ediyor günahını Allah o keçirmiyor, bunu keçirmiyor. Çünkü bugün tevbenin şartı adamlarını bilen aramızdaki alakalarını hem doğrulaşmamız gerek, hatalarını doğrulaşmamız gerek. Şunda yine tevbemiz bütün budur. Tevbe dediler zahirin islahı. Kim takva? Takva ahirette zarar keltirişi mümkün bugün derslerden toktalış. Takva özünü sebep bilen himaye kılış diyen aslen. Nimedir vasıta bilen özünü himaye kılış takva diyorlar. Lügatta. Bir amelini, yaman amelini kılıçdan toktaş, ya ki bir yaşlı amelini kılıç, bu takva olur. Yani özünü şu akali Allah'ın azabından toktatış. Bana şu ikincisi, zahirini ıslah kılıçtı. Üçüncüsü istikama. İstikama indi biz, istikama hadisi de örgengemiz, o da uzun, katta bahs. Deysen fena ne durur, muhtasar deyin, ölmek degendeki, kişarhını tırlasan yüz risale bulgusudur. Degendeki, istikama nima deb so'rasang, qisqa qilib to'g'ri yurish deb qo'yamiz. Sharhini tilasang 100 ta risola bo'lg'usidir. O'ta katta ma'no. Qur'on Karimda Rabbunalloh allazina qalu Rabbunalloh thumma istaqomu. Innallazina qalu Rabbunalloh thumma istaqomu. Rabbim Alloh deb shunday istiqomada bo'lganlar degan oyat tafsirida o'ta uzun bahs. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, shariatga to'laqonli amal qilish doimiy. Bir unda bir bunda emas. Mu'tadil va doimiy hamma jabhada amal qilish istiqoma bo'ladi. Mana shu zohirni isloh qilish, demak shariatni ilmlari shu. Endi kengis va islohul qulub bi salasati umur. Tepada aytdilarki, shariat zohirni islohi uchun u nima bilan bo'ladi? Tavba, taqvo, istiqoma. Ikkinchi ilm tariqat ilmi. U qalblarni isloh qilish uchun dedilar. U nima bilan bo'ladi? Ixlosni hosil qilish, sodiqlikni hosil qilish, tumanina sakinlikini hasır kılış. Bunların her birinde uzun tarifler keledi inşallah. Ve üçüncü kengisi, üçüncü hakik ruhlarını ıslah kılışkan kabul ettiyse içki alemini mutlaka. Üçte yasa bilen, murakabe bilen, müşahade bilen, marifet bilen. İhlas, kıskaç ayeti koyarımız beraber indi. İhlas, kişinin hattı, hareketi ve sekenatı, kımırlaşıyor, tuhtasını Allah subhanahu wa ta'ala'ya bağlı buluş. Allah için hareketlerine de Allah için toktaydı. Başka narsa onu kazıktırmaydı. Başka narsa koşulmaydı. Uzun hem nasibesi olmaydı. İhlasını mükemmel için diye bulur. İhlas bu berilip kılışmaz fakat. Şimdi sıdık, sadıklık şey. Sadıklık kişinin samimi buluş. Allah'a verilen sözü de sadık, ameli de sadık. Namaz okuyup değil mi? Namazı da sadık bulur. Mesela kıyamda türüş, hizmetine tayyarman degen mananı bildiredi. O adam bütün hayatı da Allah'ın hizmetine tayyar durdu. Amel de sağlık. Bu adam deyilik bir hayır kılıyordu. Allah vergeni için Allah'ın özünü yoluna sarpılamak için misal için. Yanına başka narsanı koşmaydı. Ve huda için kılıyordu degen narsası da sadık bulur. Sadıklık bu içi taşlı bir kılıyı bulur. Asasen. Tuma enine bu hem de sadıklık kalbiniz dan botiningiz oshib ketmasa sodiq bo'lasiz. Botin zohirdagi ko'rinishingiz qalbingizdan oshib ketdi, qalbingizdagi holdan oshib ketmasa sodiq bo'lasiz. Qalbda o'sha sodiqlikni hosil qilish, ya'ni zohirdagidan ko'ra botinda afzal bo'lishni kasb qilish. Kimiki zohir va botini teng bo'lsa muxlis deyiladi. Botini zohiridan yomon bo'lsa nifoq deyiladi. Botini zohirdan afzal bo'lsa siddiqlik deyiladi. Siddiqdan murod o'sha tumanina sokinlik bu yerda qalbni Allohning zikri bilan ibodati bilan sukunat olishi, sokin bo'lishi, unda e'tiroz qolmasligi. Kengisi ruhlarning islohi deganlari uchinchi haq, uchinchi qism muroqaba bilan Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turganini doim his qilish, idroq qilish bilan qalbi. Va mushohada bu Alloh taoloni ko'rib turgandek amal qilish, Allohni ko'rib turgandek yashash bilan. Ma'rifat Alloh subhanahu va taologa xos ilmlarini bilish. Bu Alloh taolo o'zi beradigan narsa bu ma'rifat. Muroqabani banda mehnat qilib hosil qiladi. Allohni ko'p eslash bilan. Orqasidan mushohada darajasi hosil bo'ladi. Ma'rifat Allohni o'zidan keladi keyin. Banda uni kasb qila olmaydi. Lekin o'sha ma'rifat uni ruhini isloh qiladi. Endi aytadilarki, yon ketishi mumkinki, zohirni islohi bijtina bin nawahi va imtisalil awamir. Qaytariqlardan to'xtalib, buyruqlarni
Beceriş bilen böyle. Kalplerinin ıslahı bu ise bittehliyeti minel rezail. Peskeş sıfatlardan kalbini halık kılış bilen böyle. Haset göylük, bakillik, mütekebbirlik, memellik, hudbellik gibi rezaletlerden. Ve tehliyetu bi enva'il fedail. Ve tehliyeti. Yaman sıfatlardan paklanıp faziletli sıfatlarını hasıl kılış bilen böyle. Kalbin ıslahı. Şimdi ruhun ıslahı olsa, bu yerde ve hâhûnel arvâh diyken de murat, sarayir diken de sirnet yaptı mı? Sirden murat demezse bu yerde ruhun et bakışımız değil. Bazıda sirne, sirden başka mağlâk özleşedir. Bazılar sirden bendenin Allah bilen ruhan bugün alakasını, yani ibadet kıyan da kalbi Allah'a kan diye bağlanır. Ve ondan teşkarı benden Allah'a alakası böyle diyor. Kurkada Allah subhanahu ve teala'ya mesela bağlanadı. O şey bağlıklıkını sir deyişedi bazılar. Kuddüse sir ruhu degen de, Kuddüse diyen mukaddes kısın, yani ayıbdan pak kısın degen de bazılar ruhunu paklasın deyip düşünedi. Bazılar Allah bilen bugün o şu benden falan çizatına alakasını Allah-u Teala şuna hangi mükemmel kısın. Özge yakın kısın degen kısa rahat ediyor bu şey. Yine şunu düşünedi. Ve ıslahü sarayir. Ve hiye hunel arvah. Nema o nema ruhunu ıslah etse bedluha ve inkisaruha hatta tetehezzeb ve tertab. Ruhunu fida kılış. Allah'a tavşırış. Ve onun hakisarlığı tayin ki tola çınıksın, tola muhazzeb olsun. Nema bilen çınıkadı, adab bilen ve husnu huluk bilen çınıkadı. Çünkü huluk ruhunun şeklidir. Güyan yani manevi şekli. Ve ıslahu sarayir bidulliha. Ruhlarının ıslahı nime dese, nime bilen bolet dese, ruhunu, insanını, batını, içki alemini, Allah'ın aldığı da harlikini hız kılıp uzunu hakisar tutuşu. Allah'ın emirlerine, Allah'ın haybetine sinişi. Mene şu, ruhunu ıslahı bolet. Ta inki, adab ve tevazu bilen, güzel ahlak bilen o çınıksın. Tetehezzeb, muhezzeb buluş, şimdi tazelenip sekalleniş. Sekalleniş diken. وَعَلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا اِنَّمَا هُوَ فِي الْاَعْمَالِ الَّتِي تُوْجِبُ تَصْفِيَةَ الْجَوَارِحِ اَوِ الْقُلُوبِ اَوِ الْاَرْوَاحِ وَهِيَ مَا تَقَدَّمَ تَعِيِّنُهَا لِكُلِّ قِسْمٍ. Bilgin ki bu yerde gap ne hakkında kiti yaptı deseyiz? Ameller hakkında kiti yaptı. Kandı amel hakkında kiti yaptı deseyiz? Azalarını, kalplerini, ruhlarını safkıladigan, tazeledigan, tazelenişke apkeledigan ameller hakkında gap kiti yaptı. İşte orada gap var. Her bir kısmını amellerge taalluk hakkında yukarıda etti bize. Bu kişi hikemlerini tur bakke bölgenleri de birincisi müptedilerge, kengisi yengi saliflerge, kengisi ariflerge dediler o. Aynen şu yukarıda etkenimizdeki dediler. Amellerini ıslah kılış. Amel ulum vel ma'arif fe innemâ hiye semaratu tasfiyeti ve tathir. Fe ide tetaharatil esraru muliyet bil ulumi vel ma'arifi vel envar. Şimdi ilimler ve marifetler yekisek o törüncü kısım bu kilet. Hikmetlerde. Onlar diye ki kaledigen bu sek, onlar aynen şu paklanışının, tazalanışının semereleri, neticeleri bu. Kaçan ki kişinin ruhu, batını tola tazalanırsa, ilim ve marifet bilen, nurlar bilen tolup getirdi. Ve la yasihul intikalu ila meqamin hatta yuhakkika ma qablehu. Ya ki yuhakkaka buluşu mümkün. Bir makamdan ikinci makamga otuş, aldın birinci makamını tuğla uzlaştırıp bulmayı durup, dürüst bulmayı. Mesela takva, bazı tasavvuf ahirlerinin istilahıdır. Ahirette zarar belediyen derselerden uzunu tiş. Şu bilen Allah'ın gazabından uzunu saklaş. Ama vera ki vera. Perhizkarlığı dediğimiz. Vera, ahirette payda belmediyen derselerden uzunu saklaş. Takvadan göre belen. Bu istilahki göre. Takva zarar beredigenlerden tohtatış. Vara payda belmeyedigenlerden tohtatış. Onun için lehu lehu zarar kere. Mesela lakıllar çay elentirip otursak aşağıda lakıllar otursak yani ki siz bilen dolar kanı koptu bugün Ukrayna'da mola yaptıken deyip otursak bir kere. Tahlil için bu sen meyle.
Bir iş için olsa meyli. Dedim şunca ki lakkılaş için olsa o ne ahiretimizde ne dünyamızda faydası yok. Bu ahiretke zarar yem yok. Demek takva gez etmez. Ama faydası yok mu ahiretke? Vara gez et. Vara demek tarra bula. Kişi eğer takvanı uzlaştırmasa üçün makam mı? Vara gez etmiş mümkün mü? Bazı adam bula da kette kette günahını kılavradı bir kişiyle nazik nesnelerde takva kursatı koyar. Sünnet tepesinde cenk vardı gahuda, yani ki müstahap tepesinde cenk vardı. Cenk kısım var, yaşlı derse. Lekin farzga ondan göre katta kurak çırlanış gerek yok, katta kurak vurunuş gerek yok, onu kımaydı o. Kişkin hatanı gahuda üstünde mekem tur varladı, o şeyin doğruluyemen deyip. Ama katta hatalarga itibar kımaydı. Karda etkenimizdik, mesela libaske itibar kıladı ama buranın hakkı itibar kımaydı kıladı. Misal için. Yani ki, diyelim namazga itibar kıladı. Lekin onu tez okuydu. Farzga itibar kıladı, farz okuyabdi. Lekin onu tez okuydu. Sünnetga itibar kıladı. Namazdan kengi sünnet okuşga. Ama namazdagi huşu vacibidi. O vacibga itibar kılmaydı. Namazdan kengi sünnet, aldıngi sünnetga itibar kıladı. O sünnet. Elbette o itibar kılış gerek, elbette onu ada kılış gerek. Lekin namazdagi huşu farzdayım, sünnetdayım. Huşu vacibidi yok. Ha, onge itibar kılmaydı. Bu adam mazilga yetolmaydi. Shuning uchun birinchi bitta maqomni o'zlashtirib, keyin undan keyingisiga o'tish kerak deyaptilar. Bo'lmasa durust bo'lmaydi. Faman ashraqat bidayatuhu ashraqat nihayatuhu. Kimning boshlanishi nur bo'lsa, oxiri ham nurafshon bo'ladi. Bu nima degani? Kimki o'zini isloh qilishga kirishganda, soliqlikka tushgan paytida nur asosida tushsa, oxiri ham munavvarlikka erishadi. Bunu deb ifodalamoqchi bu ifodani mazmuni maqsadi nima desa kimiki Alloh subhanahu va taologa tayanib boshlasa o'zini isloh qilishni albatta isloh bo'lib Alloh ketishadi degan tatbiqi shunda buni murodi shunda kimni boshlanishi porloq bo'lsa nihoyasi ham porloq degani kim boshlanishda o'zini isloh qilishga kirishayotgan paytda o'ziga emas palonchiga emas Allohga tayanib islohga kirishsa o'ziga emas, quvvatiga emas. Oxiri ham porloq bo'ladi, ya'ni boshida ham Alloh unga oson qiladi. Albatta o'sha poklanish hosil bo'ladi. Oxirida ham Alloh taolaga haqiqatda yetishadi. Man ashraqat bidayatu ashraqat nihayatu fala yantaqil ila amali. Bu gapni bu yuqori bu yerda aytib qo'yishdan murod bir maqomni egallab ikkinchisiga o'tishga ishora qilmoqchi. Bitta maqomni egallasang o'sha yerda nur hosil qilasan. Shunday qilsang keyingi maqomda ham nur hosil bo'ladi oxirigacha demoqchilar. Lekin bu hikmat quyida keladi hikmat oyadan. Murodi haliga Allohga tayanish. Fala yantaqil ila amali at-tariqati hatta yuhaqqiqa amal ash-shari'a. Bu endi fala deb fa bilan boshlayotgani tafri'a nimaga desa qaysi so'z qaysi jumladan tafri'a desangiz bir maqomni o'zlashtirmasdan keyingisiga o'tmasin deyapti-yu. Binobarin demoqchilar. Tariqat amaliga o'tmasin shariat amalini to'la o'zlashtirmay turib. Va tartada jawarihuhu ma'aha. Va butun a'zolari shariatni ahkomlariga chiniqmasdan turib tariqatga o'taman deb urinmasin. Bu degani tariqatga o'taman deb urinmasin degani o'zi amalni ichida tariqat bo'ladi, shariat yonida ham bo'ladi. Bu kishi aytmoqchi bo'lganlari shariatni qo'yib o'tmasin demoqchi. Bundan murat mesela 10 yıl namazı okup durup keyin kısınmaz. Yok. Namazı birinci mesela bugün etti örgü alayım. Ettiği kuşusunu örgü alayım. Bugün örgü namazı ettiği kuşusunu örgü alayım. O şariyette tatbik alıp keyin tarikatı otursun diyene. O her bir amel üstünde oladı o. Öylemin ki siz beş ana rükününü becerip hacılar diyen kılıp olup keyin bir tahajjudlar diyen koyup alıp, yolga keyin palan işler diyen koyup alıp, piston işler diyen koyup alıp, kar diyen bu alıp, alıman bu alıp, ondan keyin tarikat demokşumaz. Bu, her bir amelde üstüde şeriat tarikat var. Namaz mı? Başınızı yere koyarız, belinizdeki sütas, kellenizi yegelsiz, tiket ulasız, polis ucağı koyarız, bucağı koyarız. Bana şu şeriat. Şunu amelde, şunu koyup, kıymet olup, tarikat götmesin. Yani, kuşkunu hazır kalmamın diye bulunmasın. Alın bunu koymasın. Orqasidan keyin xushuvini qo'yishga urinsin.
ve amelden Allah'ını kast kılışka urunsun. Oldun şeriat kin tarikat degani orada 8 yil 10 yil ötedi degani emas u. Har bir amelni o'zlashtirishda birinchi zohirni o'zlashtirasiz. Masalan Qur'on Karimni o'rganyapsiz. Birinchi alifbeni o'qiysiz. Alhamdulillah hamni to'g'ri aytishni o'rganasiz. Ayinni to'g'ri aytishni o'rganasiz. Fotihani chiroyli o'qiydigan bo'lasiz. Ana undan keyin uni mazmunini qalbingizdan chiqarib iltijo qilishga o'tasiz. Lekin ikkalasining o'rtasida 15 yil o'tadi degani emas u. Buni bugun qilib, uni ertaga qilishingiz mumkin. Namozni ham bugun zohirni o'rganib Bamdat'ta peşinden başlar tarikatiga o'tishingiz mumkin. Tarikatga o'tish degani yangi dinga o'tish, yangi bir mazhabga o'tish emas u. U to'g'ri bir solikni, bir murshidni yo'nalishini olish. Ammo har bir amalning o'zining tarikati bor undan tashqari. U tarikati uni botini bilan shug'ullanish. U zohirini o'zlashtiriboq hosil qilinadigan narsa. Lekin zohirini o'zlashtirmasdan-chi, sal qibla qarashni o'rganmadingiz. Hali toratni o'rganmadingiz. Ve Allah'a sığınamayın deyip tap edip sacda kısız buladı mı? Bu mey. Etmek şeyler ki hatta yetehakkaka fi amel min yuhakkika amel eşşeri'a ve terdağı da cevarihuhu ma'ha. Azaların mesela tizasını büksüse bükülsün. Başını koysa koyulsun. Ha? Çünkü uğur gelsin tanesi. Bir gün iki gün kanca getirdi. Keyin keyinge tarikatı otsun. Şu bilen bir gün şeriatına bu her bir ameldeki tarikat. Ha? Şimdi biz zohirni isloh qilish va botinni isloh qilish deyapmizmi shariat bilan tariqat? Endi xuddi har bir amalda bo'lganidek shariat va tariqat mutlaq ibodat tarzimizda ham bo'ladi. Tavbani shartlari bilan to'la o'zlashtirsin. Taqvoni o'zlashtirsin hamma rukunlari bilan. Istiqomani hamma qismlari bilan o'zlashtirsin. Bu nima bilan bo'ladi desa Rasul akram alayhisolatu vasallamning so'zlariga, fe'llariga, harakatlariga, ahvollarga ergashish bilan bo'ladi. Qachonki zohiri poklansa, shariat bilan munavvar bo'lsa, undan keyin shariatni zohir amalidan tariqatga, botinga o'tadi. Bu bashariy vasflardan poklanish bilan bo'ladi. Ana biz aytganimiz har bir amalnikin deganimizda ishorasi qaysi bu yerda? Aytayaptilarki, Rasul akram alayhisolatu vasallam sunnatlariga zohirda, so'zlarida, fe'llarida, hollarida ham ergash. Biz ko'p marta aytamiz buni, yana qaytib-qaytib aytaveramiz. Har bir amalda qalbni hozirlash, o'sha amalda qalb qanday bo'lishi kerak bo'lsa, o'sha holatda tutishlik, o'sha amalni tuyg'usini o'zida tuyish, mana bu hol bo'ladi. Masalan, alhamdulillah dedingiz, Allohga vaqt bo'lsin dedingiz. Alhamdulillah degan lafz bu qavl. Buni aytish so'zda Rasulullohga ergash. Lekin shu maqtov aytayotgan paytda ichimizdan Alloh taologa olqish ruhi bormi yo'qmi? Qalbingizda olqish ruhi bormi yo'qmi? Bo'lsa holda ham sunnatga ergashgan bo'lasiz. Allohu akbar dedingiz, Alloh buyukdir dedingiz. 33 marta sanayapsiz. Allohu akbar, Allohu akbar sanayapsiz. Yoki namozda o'tyapmiz, u amaldan bu amalga Allohu akbar, Allohu akbar deb o'tyapmiz. Alloh buyukdir deyapmiz. Haqiqatda buyukligini his qilib aytyapmizmi yoki shuni aytsak endi namozdan uzoqlarkan deb aytyapmizmi? Yoki namozdan keyingi zikrda shu Alloh akbarni 33 marta aytsam gunohim kechirilarkan deb aytyapmizmi? Yoki Allohning buyukligini idrok qilib qalbimizda o'sha haybatni his qilib aytyapmizmi? Ya'ni qalbimizda Allohning ulug'ligini idrok qilib aytsak, holda ham erishayotgan bo'lamiz. Mutobaq qilayotgan bo'lamiz. Va hokazo, hamma amalda shu. Mutobaq, shuning uchun Hoca Ahrar Veli'ni Risale-i Validiyye eserleri var. Biz bunu şifa kitabını şarkıdan betersirra ettik. O işe Risale-i Validiyye'ni Babur tercümeye. Risale-i Validiyye deyip Türkçe'ye, Türkiye'ye. Şimdi her bir mumin'e lazım bugün tasavvufunu bayan kıyarlar. Her bir mumin'e farz bugün. Şimdi etkenler ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a irgeçtir. Ma'rifat bi tabaiyat bo'lmas deb aytganlar. Ma'rifat bi tabaiyat bo'lmas. Allohni tanish Rasulullohga ergashishsiz hosil bo'lmaydi. Deb turib, "Ke nimalarga ergashasan?" deydi. Desa aytadiki, "Fe'liyu qavliyu holi durur. Ish budur, so'z budur, budur yo'l" deydi. Nimada ergashish kerak Rasulullohga alayhissalom? So'zlarida, amallarida, hollari. Kishi agar so'zda ergashsa-yu, holda ergashmasa so'zda manfaat olmaydi. Soqit bo'laveradi. Ammo naf olmaydi.
amelde ergeçse yok, halde ergeçmese yine nefa mı? Peşin mi? Hususi yok mu? Sakıt buluşu mümkün. Kaza kıldı diye yazılmaydı, fevd kıldı diye yazılmaydı. Ama peşinden onge kurbat hasıl buldu mu bu mıydı? Eğer halde ergeçmese. İlim okuyup ilim hasıl bulur. Ama o şey ilimle kurbat hasıl oladı mı? Hal hasıl bulmasa, halde mutabat kurbat hasıl bulmaydı ilimle. Kur'an oku yaptı. Tecvidi zor adı akıllı yaptı. Harfike sevap veremen degen mi Allah veredi. Sevap ümitkili yaptı mı? Sevap bulsun deyip buledi. Ama ruhan yükseledi mi? Yükselmedi. Halde mutabak olmaz. Halde mutabak bu davet esnasında hem, tedris esnasında hem, savda da hem, hemen esnasında, zekat verişte hem, sadaka kılışta hem, hemen amellerimizde görünüş gerek. Onu her bir amelinin üstünde özüge has bulur. Mesela secdede hakisarlık hasıl bulur. Rükuda hakisarlık hasıl bulur. Secdede teslim ruhu keyfiyeti hasıl bulur. Kişinin vücudu da. Haldeki mutabakalardan dur. Bu hakikaten. Yani şu hallerde mutabak kılış bilen kişi şeriatını aldığı yolu koyar. Yani ondan keyin dediler. Şeriatının zahiri amelleri tola hasıl olduğundan keyin o kişi de. Şimdi batınki otadı, batında ne kılat dese, beşeri sıfatlardan özünü tazeleydi. Beşeri sıfatlardan diyen adam gerçilik etip kaladı, yani ki perişte gelen kaladı demez. İnsanını insançiliğinden, beşeriliğinden kelgen, tufrağdan, tufrağ tabiyetinden kelgen, yani ki nefsinden hasıl bugün sıfatlar böyle. Mesela kimdendir galip buluş hissi? Nefsdeki hususiyetlerden, illetlerden. Mesela diyelim, kimgedir sözünü ötkazış istege, nefsdeki hıstatlardan, beşeri hıstatlardan. Yani ki, kimidir yaman görüş, nimedendir, gibi çıkıp. Adı inerse gaşeyi tepkilerdi özünü özü. Kibir, o hakeza, o köpeğindi. Bana şu derselerden tozalanış. Tarikat, şunge alıp baladı. Şeriatı birinci beceredi, yukarı etkilerimizde, kendi tarikatı ötedi, batınını tozalanış için dediler. Kuyuda keledi onu tefsirler demek için. فإذا تطهر من أوصاف البشرية تحلى بأوصاف الروحانية. قاچان كي بشري صفاتlardan ana shunday kuduratlardan soflangandan keyin, poklangandan keyin u odam ruhaniyat bilan bezanadi. U nima desa wa hiya al-adab ma'a Allah fi tajalliyatihi allati hiya mazahiruhu. U ruhani poklanishi ruhani sıfatlar bilen sıfatlanışı, bezenişi ne mi buladı deseniz, o Allah Subhanehu ve Teala'nın genisbeten onda adab hasıl buladı hakiki batını. Şimdi adab ki Allah Teala'nın tecelliyatları da adab hasıl buladı o kişide. Hiye mezahiruhu yani hiye tecelliyatuhu mezahiruhu, mezahirullahi Teala yani mevadi'u zuhurihi diyen. Mezahirler diyen yani Allah Teala zatı bilen zahir bu muydu? Köz yüzü aldı bile. Tecellileri bilen zahir bu. Tecelliler Allah Teala uzun izhar kılışı. Allah Teala uzun sıfatları, fiilleri, vücudda aks etişi, cari buluşu. Dünyada Allah'ın hükmünü yürüyen kendini görüştüm. Ben bir şey dedi ki, ben dedi, şu bir devlette yukarı tizimlere çıkıp dedi. En yukarı tizimlere çıkıp. Ayet dedi ki ben dedi hayran kalıyor ben devleti hiç kim başkarmakken dedi. Hayran başkarıyor ben dedi. Öyle dedi dedi. Hayran kalıyor ben dedi. O kişi şunu mülaza kıptı. Mesela bir devlet bir işte tutuyorken buladı. Bir işini beceriyorken buladı. O şunge mecburu koyan buladı. Ne karasıyız. Vaziyetle şunge yapıp koyadı hali yine. Şahsına başkarıyorken bulup görmedi. Hakikaten başkarıyordu zahırdı. Lekin nasıl çukur mülahaza kısayız dedi. O şey şahsların nümegedir mecbur öptür kuleyken var dedi o şunu dedi. O da yani taşkardan başkarıyorken ne seyizdesi dedi. Yani Allah Teala tamamından demek için. Allah Teala başkarıyordu bütün dünyanın. Fakat bendelerini haletiye kadar başkarıyordu. Bana şu derselerini mülahaza kılış hem bana şu derseler hem tecelliyden buldu. Bu kişiyat maksiler ki şu oranda hani şimdi Allah'ın tecelliyatları da Allah'a nispeten adabını mahkem tutuş geliyor böyle. Şu ruhani paklanışının neticesi böyle. Yaki görünüşü böyle. فَحِينَ اِذِنْ تَرْتَحُ الْجَوَارِحُ مِنَ التَّعَبِ وَمَا بَقِيَ اِلَّا حُسْنُ الْأَدَبِ. Bana şüphe ette bütün tene
rahatga erishadi, charchoq qolmaydi. Faqat odob qoladi, husn odob qoladi xolos odam. Ya'ni u kishining amali o'zini qiynab itoat qilish emas, balki tanasi o'zi Alloh subhanahu va taoloning roziligiga, vujudi Allohning roziligiga o'zi yuradigan bo'lib qolgan bo'ladi. Qala ba'dul muhaqqiqin, muhaqqiqlardan bittalari aytadilarki, من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتر عن العمل ومن بلغ إلى حقيقة الإيمان لم يقدر أن يلتفت إلى العمل بسوى الله ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله كميكي أجر إسلامنا حقيقة جيدسة أمل دا نقص لقلام يقلات فتر يعني futur degani futur bizda ham futur yetkazish deymiz-ku. Ha, futur o'zi fatara degani g'ayratsizlanish. G'ayratsizlanishga tushmaydi. Qilgisi kelmay qolmaydi shariat amallari. Kimiki islom haqiqatiga yetgan bo'lsa, u odamda amalda g'ayratsizlanish bo'lmaydi. G'ayrat so'nishi bo'lmaydi. Sustlashish, ha, sustlashish deymiz biz. Kimiki agar iymonni haqiqatiga yetsa, amalga qaramaydi u. Allah'dan başka bilen demek. Yani imanın hakikati geçse deyişten murat ne mi? İman, biz iman keltirgemiz Allah'ın halıklığına, müdebbirliğine, kadirliğine. Benden amellerini hem Allah yaratışıya, doğru mu? Şu imanın hakikati geçse ben de uzdan sadır bölüyken amellerini Allah Ta'ala onge yaratıp veriyekenini idrak kılır. Allah onge yaratıp yesep veriyekken derselerdi, o uzge baha veren miydi? Bu o'sha amalga e'tibor qilmaydi. Men palon ish qilib qo'ydim deya olmaydi. Kimiki agar ihson darajasini haqiqatiga yetsa, Allohdan boshqaga qarash uni qo'lidan kelmaydi. Ya'ni qalbi Allohdan boshqaga yuzlanmay qo'yadi. Wa la ya'tamidul murid fi suluki hadhihi al-maqamat an ala nafsihi wa la ala amalihi wa la ala hawlihi wa quwwatihi wa innama ya'tamidu ala fadli rabbihi wa tawfiqihi wa hidayatihi wa tasdidihi. Murid solik ya'ni bu maqomlarni bosib o'tarkan o'ziga yoki o'zining amaliga yoki o'zidagi havlu quvvatga tayanmasligi kerak. Balki Rabbining fazliga, tavfiqiga, hidoyatiga yo'lga solib qo'yishiga tayanadi xolos. Tasdidihi, to'g'rilab qo'yish. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va robbuka yakhluqu ma yasha'u va yaxtar ma kana lahumul khiyara." Rabbin o'zi istagan narsani yaratadi va o'zi ixtiyor qiladi. Ularda ixtiyor yo'q bandalarda. Walau sha'a robbuka laja'ala walau sha'a robbuka ma fa'alu. Agar Rabbin istaganda qilishmasdi shuni. Ular osiy bo'lyaptimi? Alloh taoloni ojiz qoldirib, Alloh taoloni qudratiga qarshi tura olib gunoh qilishgan yo'q. Alloh qo'yib bergani uchun qilishyapti. Xohlasa ularni o'sha gunohni qila olmaydigan qilib qo'yardi. Qodirmas qilib qo'yardi. Wala usha robbuka ma fa'alu. Alloh istasa qilisha olmasdi ular. Xohlasa qilmaydigan qilib qo'yardi ya'ni. Yo'inki wala usha robbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida. Agar Rabbing istaganda edi, odamlarni bitta ummat qilib qo'yardi. Hammasi bir xil bo'lardi. Wala usha robbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم اگر ربینگیز istaganda odamlarni hammasini bitta ummat qilib qo'yardi. Hammasi bir xil Allohga sig'inadigan yoki bir holatda bo'lishardi. ولا يزالون مختلفين ular mana shu turlilikda davom etadilar. Shuning uchun hammani musulmon qilaman degan odam adashadi. Bo'lmaydi. Hammani kofir qilaman degan ham adashadi. Bo'lmaydi. Dinsiz jamiyat quraman degan erisha olmaydi, mumkin emas. Gunohsiz jamiyat quraman desiz ham iloji yo'q. Kimlardir qiladi, yashirincha bo'lsa. Lekin shariatning maqsadi yaxshilikni g'olib qilish. Ibodatni, to'atni g'olib qilish, ezgulikni g'olib qilish, haqni g'olib qilish. Ammo botil mutlaqo yo'q emas, qiyomatgacha davom etadi. Shayton shunga izn olgan, Alloh izn bergan. Shuning uchun agar Alloh xohlasa hammasini bitta qilib qo'yadi, lekin yo'q unaqa emas. Balki turli turlicha davom etishadi. Hamma meni mazhabimga o'tsin desam o'tmaydi. Hatto musulmonlarning o'ziga ham.
Hemen mende ka fikirlesin diye sizden bulmayın. Allah şu her kıl yaratken şimdi kalır. Şimdi razı bulasın. Eğer bunge siz cihibi yuran bulsayız Allah'ın kaderine narazı bugün bulasın. Allah şunun için Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın vazifelerini hem kürsat koymak ki siz yetkizeş halas. Hemen bir kılıç siz demez. Biz ihtiyar kılmakamız bulmayın. Bu geplerini elçişten muradın da bu kişinin. Amelge teyemmeslik. Amelge teyemmeslik, uzun kuvvetiye teyemmeslik. Belki sizdeki yaşlılık hem Allah Ta'ala'nın uzunun ihtiyarı yaratıp verişindendir. Elbette günah ham Allah'ın yaratıp verişinden bulur. Ama Allah'a nispeten o günah olmadı, yamalı olmadı. O bendeki nispeten böyle. İlla men rahime rabbuk, illa Rabbiniz rahim kılgenler yine müstesna. Yani o şeyler hak yolunu tapadılar. Birleşediler bir hak üstünde yani. Ve lidelike halakahum. Bana şunun için yaratken. Ne mi için yaratken? Hammeleri halkın buluşu için yaratken. Yani ki Rabbin rahim kılgen kişiler o şey hakta birleşediler. O şey birleş buluşu için yaratken Allah bilen. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Rabbini bir sözü ketken ki anık. Cehennemini cinler ve insanlardan bugünler bilen hamesi bilen tolduramın. Yani cinler ve insanlarını birleştirip cehennemi tolduramın degen gap Allah'dan ketken o şu gap olur. Allah'ın sözü özgür müydü, kaytmıydı. Bu degeni Allah Ta'ala demek dozahını yaratıp onge yarışa cin ve insan bo'ladi, dozahni to'ldiraman insu cin bilan deb qo'ygani uchun odamlarga günah yasab beradi, günah qildiradi degan emas. Nima uchun Alloh taolo hammani itoatli qilib qo'ymadi desa, hammani ixtiyorli insonlarni, ixtiyoriy ibodat qilishlarini oldi. Ixtiyorlarga qo'ysa ular qaysilaridir dozahga ketishini ham bilardi. Ammo imtihon busiz bo'lmaydi. O'sha bilganidan bu Allah Ta'ala'nın ilmi azaliliğine işaret. Dozakını yarattım, yama amel kıladigenler için. Elbette yama amel kıladigenler böyle demek için. Hemen bırakın kılamendi bulunma. Ayette manası şu. Ben bendelerini dozak ateye yarattım, bunların dozakaya taşıyman, dozakaya taşıyedigenlerimi uzun belgeyle var, şunlarda hemen günah kıldıramen demek için. Belki bunlar şuna kadar her kılıp olup baradı. İhtiyarı bilen kimdir yaşa amel, ihtiyarı bilen kimdir yama amel kıladı. Neticede kimdir cennet, kimdir dozakaya düşerdi. O şey dozakaya düşüşün hem kaderde, ben kaderimde var. Çünkü öz ihtiyariye koyganımda düşüşünü mü bilgen mi aldın mı? İlimle ki mecburluğa küçümez. Bilgenin bunların dozakaya kılıkkeni yok. Peki o şey bilimim var. O şey bilimim boyunca bunların arasından çıkanlar günahkarlar bulan dozak dolar. Şundayken hemeni bitti yolga salaman deyip vurunmakin ki benim azali ilmim boyunca pravar neticede dozah tolgu diye insü cin böyle. Şundayken hemen bitti hak tepesinde birleşmeydi. Hatırlayacağım bugün. Yani bu yerde Allah subhanahu ta'ala adalet oranetkenini bildirmek için. İlmi azaliliğini bildirmek için. Ve Allah Ta'ala'nın azali ilmi degenlerse uzger mesleğini bildirmek için. Allah Ta'ala da uzgarış sadır bu mesleğini bildirmek için. Biz mesela palanç karı olad diye etmemiz. Ki bu mi kalışı mümkün? E bu olad diye böyle yapalım. Fıpa tüzü bu olad bu. Bu olad şu bu olad diyemiz ki. İlmimiz özgür et. Hava aynı yaptı ya. Dolu yaka diye. Yok. Yok muydu ki? Özümüz ise ilim hasıl buludu buluttan. İlmimiz özgür işin mümkün. Palanç adam sallaş yapan giyip otursa ya körünüz sıfayken yaşlı adam desen ben aldım gitti o. Bizi o adam yaşlı adam diye buyurdu. Yama adam iken bizdeki ilim özgür et. Palancı oğlum menge miras kur bulup kaladı. Şu beni havlumda kalıp çırağım yakadı deyip kütkendim. Bu beni naumit kıldı. Akpeder buldu bu dedi. İlim özgürgen böyle. Ama Allah subhanahu ve ta'ala da ilim özgürmeydi. Nemen iki nemen de bilgen bulsa o şey diye böyle. O şey ilmi azalisini ilan kılı yaptı halas. Şöyle mi? O şey için türlülüke razı olayım diye. Yani. Türlülüke razı olmasından çıkıp yuran buluşsam Allah Ta'ala'nın hikmetini bilmezlik ve kaderine razı olmasızlık böyle. Bu ayetlerine yetişten murat bu kişi bende Allah'ın tevfikine teyensin, Allah'ın fazlige teyensin, emeli de uzun emeli teyenmesin ki
Allah haklasa hemen amelini bir takılıp hidayetini kıldırıp koyamadı. Kimlerdir adresi koyuverdi mi? Seni hem koyuverişi mümkün. Hidayet kıptırıp da hidayet yürüp sen. O zihinden gitmek için demek için. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem len yedhula ahadukum ul cennete bi ameli. Kâle ve la ente ya Resulallah. Kâle ve la ene illa en yetegammedeni yallahu bi rahmeti. Ettiler ki bir örteniz cennetki ameli bilen kiralıydı. Ettiler ki ashab-ı kiram siz heme ya Allah'ın Resulü. Ettiler ki min hem. Megerem Allah rahmeti bilen kurşese kirişi mümkün. Amelin bilenmez. Rahmeti bilen kiremez. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın amellerinden uluğ amel buluşu mümkünmez. Biz hazır ki meneşe ettikken dersimiz var mı? Subhanallah diyen tesbihimiz var mı? Kılıyetken taratimiz var mı? Ya ki bitti adaletli hükmümüz var mı? Hemesi de Resulullah'a acır var. Bitti günahdan kaçsak acır var. Çişimizi tazelesek misvakla o kişiye acır var. O kişinin ameliye acrıge yetedigen acır makam hiç kimde buluşu mümkünmez. Şu bilen birge uzlarını hayatlarında kılgen amellerini bırak kıl almaydı. Hazreti Ali'de sorulgende Resulullah'ın amellerini et vereyim diyende kıl almayasılar diyenler. Et veriyorlar ki. Özlerinin emellerini kılmamaydı o zaman. Onu getirmamaydı. Mesela adı diyeyim mal tasarrufu da. Kaldırmasından beri alış. Kılamıyor musunuz şahsınımız? İlla köprağını beri alışımız mümkün. Kançacı beri alamız. Doğru zahid kişiler, bazı kişiler kıladı. Öte kem adamlar o şimdi kadar oladı. Peki o şey sıfatı kadar oladı. İkincisi kadar olamaydı başka sıfatları. Her kim Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam'a kolu kegen çeyir, koludan kegen çeyir yaşadı halas. Kança yakınlaşsa şunca kemal bulundu. Ama aynı özlerinde hiç kim kullanmıyor. İlacı yok. Özlerinde emellerde aynen aksi yetiremedi hiç kim. Şu bilen bir gün. O kişinin emellerinden, arkalarından, vefatlarından kim? O kişi örgütken, talimattan kere diyen o kişiye acrı mükafatına hem hesabı yok. Allah'dan başka bırakabilmeyiz. Şu emeller cennetiye kere tutamarken de. O bizimkini sorumasaya mı olur? Şu emeller size hem ya Resulullah hem ben hem dedim. İlla Allah'ın rahmeti kirgizdi. Bu nemeden bu hakikatte anla gendim. Ubudiyetini hıskıl gendim. Rububiyetini kör gendim. Allah'ın Allah'lığını bende uzunin bendeliğini bilgenliden bu. Ama uzunlu mi falan iş tıkıldın mı? Allah elbette aciz veriş gerek. Elbette benim cennete kirgizdi diyen bu oladı. Dese uzunu Allah'a keteğin koyarken bu oladı. Sadakılıyken bu oladı. Ben demez o. O sadakar. O teğin sadakar. Tek hulü sağlıyor. Falan işte kıl dedi kıldın mı? Diyor menge falan nesneni veriş gerek. Dese Allah'a uzun tek koyarken buladı. Ha, sağ ümit kılın nedir? Sağ vada kılın ya kızıktır işte. Ümit kılın nedir? Amelini uz denmez. Allah'ın uzdan sorulur. Amelini vesile kılın. Vasıta kılın. Ben var diyor kolumdan ki yani şu, sevabını vereyim. Kolumdan ki yani şu, cennetini vereyim diye soruyoruz. Lakin kıldın mı beresen diyemeyiz. Söyleyeyim mi? Bana bu, öte nazik mana Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mana şu mazmunnu ifadele geldi. Her bir harfiye hasanat var diyenleri bu şeriyetten. Ama hiçbir kişi kiralmaydı ameli bilen cennetke diyenler bu hakikat şu. Aslı mahiyet şu. Şeriyeti birgen iltifatı o falan nersege falan içe sevap. Allah'ın iltifatı irgeleç. Ama hakikatçi mahiyet kiralmaydı hiç. İlla Allah Teala özün rahmetine olsa gene gerek. Ya ki etediler ki فَلِيَعْتِمَادُ عَلَى النُّفُوسِ مِنْ عَلَامَةِ الشَّقَاءِ وَالْبُؤْسِ وَلِيَعْتِمَادُ عَلَى الْاَعْمَالِ مِنْ عَدَمِ التَّحَقُّقِ بِالزَّوَالِ وَلِيَعْتِمَادُ عَلَى الْكَرَامَةِ وَالْاَحْوَالِ مِنْ عَدَمِ صُحْبَةِ الرِّجَالِ وَلِيَعْتِمَادُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ تَحَقُّقِ الْمَعْرِفَةِ بِاللّٰهِ İndi adamın özüge tayanışı, özün ameliye tayanışı özüge teyanişi, ameliye mesela özünü kudretige yani. Özünü imkaniyetige, özünü peziletlerige teyanişi. Baksızliginin ve meşakkatke çüşü, baksız buluşu, badbaht buluşunun belgisi. Baksızlikinin, badbahtlikinin, naumütlikinin belgisi. Amelge teyaniş bu ise, zavallını bilmegenlikten dur. Yani, amel ötkünce nerseliğini bilmegendendir. O abadi nerseliğe iyi yakılar mıydı? Abadilikke fakat abadi zat iyi yakıladı sizi.
o'tkinchi narsa abadiyga yetkaza olmaydi. O'tkinchi narsani keltirasiz, abadiyni so'raysiz. Shunga aytibdilarki, zavolni bilmagandan u. Endi karomat va ahvollarga tayanish, bir kishi masalan zikr qildi, qalbida bir tebranish hosil bo'ldi. Bir kishi masalan ibodat qilyapti, xushusi ziyoda bo'lyapti. Bir kishida karomat hosil bo'ldi, qalbiga Alloh taolo birovlarning fikrini narsani solib qo'ydi. Shularga tayanib qolsa-chi agar? Bu rijollarning suhbatida bo'lmaganligidan bo'ladi. Tarbiya ko'rmaganligidan. O'zicha amal qiladi-yu, lekin tarbiya ko'rmaganligidan. Haqiqiy komillarni rijollar murod komillar. Kamil shaxslarning tarbiyasini olmaganidan bo'ladi. Ammo Alloh subhanahu va taoloning o'ziga tayanishi bu Allohning haqiqiy ma'rifatini o'zlashtirgandan bo'ladi. U qandoq bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo yaratib bersa, o'zi yo'qdan bor qilgan o'zi asli shu bizning tanamiz, ruhimiz asli. Aqlmi, ko'zmi, ko'rishmi, eshitishmi, turishmi, o'tirish hamma quvvatni bergan bo'lsa, yana tanamizni ta'minlab turgan bo'lsa, bir lahzada olib qo'yishga qodir bo'lsa va uni ustiga shu amallarni payg'ambar yuborib o'rgatgan bo'lsa, kitob tushirib ta'lim bergan bo'lsa, rasul yuborib tatbiq qilib ko'rsatgan bo'lsa, hatto tozalanishgacha, yuvinishgacha va uni biz o'rganishimizga bizga qudrat bergan bo'lsa, uni ilmini bizga ulamolar vositasida o'zi yetkazib bergan bo'lsa, o'rganamiz degan paytimizda aql bergan bo'lsa, o'rganishga vaqt bergan bo'lsa, imkon bergan bo'lsa, tavfiq bergan bo'lsa, shunga muyassar qilgan bo'lsa, o'rganganimizdan keyin bajaramiz degan paytimizda jonimizni olmasdan bajarishimizga umr bersa, o'sha unimizda bajarishimizga qudratni yaratib berib tursa, qudrat ikkita bo'ladi shuning uchun. Bandada asli o'zlashtirilgan qudrat istitoa deymiz va muqorin qudrat, ya'ni amalni bajaraman degan paytingizda bajara olishingizga imkon yaratib berish. Masalan, siz tarot qilaman desiz, qo'lingizni qimirlatishingiz tarotdan oldin ham uxlagan paytingizda ham qimirlatish quvvati bor. Qachonki uyqudan turib qo'lingizni suvga cho'zgan paytingizda cho'zilib yuzingizga kelishi, bu amalga hamnafas qudrat deyiladi. Qudrat ikkita bo'ladi, ya'ni banda degan. Kelasi ham maxluq Alloh yaratgan narsa. Uni ham uni ham yaratib berayotgan bo'lsa, hammasini qilib berayotgan bo'lsa Alloh taolo, tavfiq ham berib, umr ham hammasini imkoniyat berib turgan bo'lsa-da, biz shuni bilib tursak-da, qanday qilib shunga tayanamiz keyin? Hammasini Alloh yaratib berayotgan narsaga qanday tayanasiz? Mumkin emas. Inson agar iymoni bo'lsa, ma'rifati bo'lsa, mumkin emas tayanish o'zini amaliga. Iloji yo'q o'zi asli. U faqat aqlni qosirligidan o'ziga tayanish. Odatda bir narsa takrorlanaversa, o'z-o'zidan bo'ladigan bunga o'xshaydi. Asli Allohdanligi unutilib qoladi. Sabab olam shunaqa. Lekin hammasi har bir harakat Allohdan bo'lgan bo'lakin bo'ladi. Demak, Alloh taolani tanigan kishi uni Qodir deb bilgan, Xoliq deb bilgan, Mudabbir deb bilgan, Roziq deb bilgan kishi va boshqa sifatlar bilan tanigan kishi amaliga tayanolmaydi. Shuning uchun aytadilarki, u odam Allohdan boshqaga tayanolmaydi. U tayanish Allohning ma'rifatiga yetishgandan bo'ladi xolos. Dinlar. Allohga tayanish ya'ni. Endi va alamatul i'timadi ala Alloh annahu la yanqusu raja'uhu idza waqa'a fil isyan va la yazidu raja'uhu idza sadara minhu ihsan. Aytadilarki, endi ana shu bandaning amaliga emas, o'ziga emas, nafsiga emas, boshqaga emas, Allohga tayanayotganning alomati nima, belgisi nima desa, biror xato qilib qo'ysa, Allohdan umidi kamayib qolmaydi. Biror yaxshilik qilib, undan bir ezgulik sodir bo'lsa, umidi ziyoda ham bo'lmaydi. Ya'ni umidi ziyodaligi amalga bog'lanmaydi. Ziyoda bo'laversin. Allohni tanigani sari, so'ragani sari. Ammo amalga bog'lanib ziyoda bo'lmaydi. Buni qanday tushunamiz desa, bu Alloh subhanahu va taoloning yuqorida aytganimizdek ma'rifatidan kelib chiqadigan narsa. O'zi yaratib berar ekanmi? Demak, kishisiga haqqimiz yo'qmi bizi? Masalan, shu yaratib bergan narsasiga bizga abadiy jannat berasan deya olmaymiz. O'zi asli bandalikning izhori sifatida ado qilmasligi ham katta gap, u ham bo'lmayotgan bo'ladi o'zi asli. Endi demak, Allohni o'ziga tayanishdan boshqa yo'l qolmaydi. Allohni o'ziga tayanarkansiz, Alloh subhanahu va taoloning fazli sizning amalingizga bog'langan emas.
Doğru, sebep sıfatı da keltirilir, vesile sıfatı da. Lakin fazlı, Allah Ta'ala benden ihlası, muhabbeti yakarak kin ata kıladı o Öte nazik, dakik manalar da bunlar. اَوْ تَقُولُ لَا يَعْظُمُ خَوْفُهُ اِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ غَفْلَةً كَمَا لَا يَزِيدُ رَجَاءُهُ اِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ يَقَضَ Şunu dek dediler. Eğer benden bir gafillik sadır olsa, uşandan havfu küçeyip gitmeydi. Şunu dek göğen ki, onda uygaklık kalbi zikir kıptırgen peyti de racası umidi köpeymegen ikeli. قَدْ اِسْتَوَى خَوْفُهُ وَرَجَاءُهُ عَلَى الدَّوَامِ لأن خوفه ناشئ عن شهود الجلال ورجاؤه ناشئ عن شهود الجمال وجلال الحق وجماله لا يتغيران بزيادة ولا نقصان فكذا ما ينشأ عنهما بخلاف المعتمد معتمد على الأعمال إذا قل عمله قل رجاؤه إذا كثر عمله كثر رجاؤه لشركه مع ربه وتحققه بجهله اعتدلك يعني باشكا شرق تعبير برشمز ممكن Havfı, eğer ondan bir gaflet sağdır olsa gafillik. Havfı oşandan köpeyip gitmeydi. Başka tamamen köpeyip. Kutu ki ümidvarlığı ondan bir zikir hasıl bugün payıttı köpeyime gelirken. Ondan hem başka tamamen köpeyip onu ümit. Allah'ın özgü tenginde. Kimliği ki havfı racası daimi bir hıl olsa. Demek o kişinin havfı racası ten boladı şu adamla. Ne gel ki degende? Çünkü onun Havfu, havfu, Allah'dan korkuşu, Allah Ta'ala'nın celal sıfatlarını görüşüden böyle. Celal sıfatları ve cemal sıfatları de Allah Ta'ala'nın sıfatlarını, ismi sıfatlarını buluşadı. Bu Allah Ta'ala'nın bendege nispeten, varlıkka nispeten, kudretini, kuvvetini, hükümralliğini kürset edilen sıfatları, celal sıfatları. Şefkatini, rahmetini, güzelliğini, ifade konulucu sıfatları, cemal sıfatları bunlar. O kişi Allah Subhanehu ve Teala'nın celal sıfatlarından üçünü müşahede kıyaniden onda havf payda bulur. Ümidvarlığı hem Allah Teala'nın cemal sıfatlarından bulur. Gaffarlığından ümidvar bulur. Günahını keçirişe. İstihbar denmez. Allah'ın kudreti belenliğinden, uluğluğu, büyüklüğü, çeksizliğinden havf kıladı. Aynı falan herhalde uz denmez. O şey ameli Allah keçirse keçirir. Bu ne için ayetlerdi bu gap? Siz kiçkine günahını hem kettesen ediyen bu siz için. Çünkü günahının kiçkinesi bu meydi asib olunan diyen zatken nispeten. Madem muhalefeyken. Madem Allah'ın emriye karşılığıyken kiçkinesi bu meydi. Fakat Allah Ta'ala kette kiçkine bölüp koyan şeriat bendelerde yengillik için. Kiçkineleri namaz bilen, taharet bilen, umre bilen, hac bilen yukarı kötü olaydı olsun. Ama kettelerde tavbe gerek. Şunun için kiçkine günah ham devam etse kette gelene kaladı. Demek ki cüret yüzdesinden kette gelene. Kiçkine günahını berdan koyan adam o Allah'a asib oluşu ki cüret kılıyken böyle. O şey noktaya nezerden kebirliğe eylenir. Ulan tavbeye muhtaç böyle. Demek benden havfı eğer bu amellerini o hızdan kep çıksa çekilene kaladı. Ama Allah'ın uluğuligiden, büyüklüğüden, hakkıdan kep çıksa azametinden. Yani o havf özgürmeydi. Hayatlar ki فَكَذَا مَا يَنْشَوَ عَنْهُ وَجَلَلُ الْحَقِّ وَجَمَالُهُ لَا يَتَغَيَّرَانِ İndi Allah Ta'ala'nın celali sıfatları hem cemali sıfatları hem özgürmeydi. O gaffar mı gaffarlığı ise kalır. Kahhar mı kahharlığı ise kalır. Gaffarlığı bir aşıp bir kemey miydi? Kahharlığı bir artıp bir azay mıydı? Şunun için Allah Ta'ala'nın sıfatları özgürmekten mi kaharlığı? Celal sıfatlarından biri mesela. Mukabelede benden hafı hem özgürmeydi. Çünkü onun hafı o şey sıfatlarına bağlanıyor. O sıfat özgürmezken benden de vasf hem özgürmeydi. Yani, raca cemal sıfatlardan, rahmetinden, rafetinden, mihribanlığından şunlardan geldi mi? Demek o ümit hem özgürmeydi. Azayıp köpey miydi? Çünkü Allah'ın şefkate, rahmeti azayıp köpeymiş. İlla bu yerde ameller bendege vesile buladı. Halas. Ayetlediler ki فَكَذَا مَا يَنْشَوْ عَنْهُمَا Şunindek bu ikele sıfattan hasıl bulgen nerse yani havf-u racaham özgürmez bu kaladı. بِخِلَافِ الْمُعْتَمِدَ عَلَى الْعَمَلِ Amelge teyenge adamda bunda hılaf, bunge hılaf buladı. Kanaka buladı.
Çünkü o adamın ameli azaysa Allah'dan umid varlığı azayıp kalır. Köpeyse köpeyip kalır. Ne için dese Rabbine uzun şerik koyduğunu için. Ne de şerik koydu deseniz amelde. Amelini min sadır kılıyor ben diye böyle yaptı. Amelini Allah onge sadır kılıyorken burada aslında. Ben de onge kast kıladı halas. Eğer o ve tehakkukuhi bi cehli. Şunun dek o anık cahil bugün. Onda cahillik yüzeye keyeniden bu. وَلَوْ فَنِيَا عَنْ نَفْسِهِ وَبَقِيَ بِرَبِّهِ لَاسْتَرَاحَ مِنْ تَعَابِهِ وَتَحَقَّقَ بِمَعْرِفَةِ رَبِّهِ Eğer özüden fani bugendeydi, Rabbi bilen baki bugendeydi, bunu hangi kıyınçiliklerden o kutulgen bulardı? Ve Rabbinin marifetine egellegen uzlaştırgen bulardı deyiller. Şimdi bu yada etmek için gepler demek bende amel kılmasınmaz kısın. Amelge teyemmesin. Amel bendelikini izharı bulsun. Ana şunu doğru bulan. Şunun için Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam meni hem amelim kirgizanmayı dediler. Ve ettiler ki efele ekunu abden şekura şükür kulucu bende bu meyin mi dediler. Bendelikini izhara halas hammes. Yani hem ruhum kütarlısın diye ben, yani hem pakleni diye ben, makamım yani hem köpeysin, sevabım yani hem köpeysin diye ben demediler. Demek ki buna özlük yine bir bazı klas diyendi. Ettiler ki bende bu meyin mi dediler halas. Şu ben de bu meyim mi degen sözlerden bana şu bana kelime. Amelge teyemmestikleri amel bendelikini fakat izharı iken. Fakat bendeliğini izharı halas. Hikmetin devamını en inşallah kengi sefer devam ettiremiz. Kıskara kalıp hulasa kıpayamız şu kegencayımız geçe bu genler sene. Demek bu kişi özü mukaddim hareket uzun verdiler. Şeriat, tarikat, hakikat için duruşun. O da şeriat, tarikat, hakikat hakkı da İngiliz yemekkenimiz, ulamaların tarifleri harkın. Tasavvuf istilahı da bitti müşküyle şu ki, bazı bir kelimelerin tarifi türlü içe verilgen, türlü içe işletilgen. Mesela takvanı ki hem, hakikatini ki hem. Bir kişi hakikat degen de, yani bu kişi murakabe, müşahada deyip eteyken bu seler, murakabe, müşahada, marifet deyip eteyken bu seler, başkaları başka sıra etken. Bazılar hakikat ne dese, şeriatın ki, tola insanın içi taşı, zahir ve batını boysunup şeriat ondan uz uzdan sadır boladigan kişi gelenir. Şeriat, Allah'ın emirleri o adamdan uz uzdan sadır boladigan. Uzun kıyneş bilenmez, urunuş, urun turuş bilenmez. Uz uzdan sadır boladigan şeriat temeller. Mesela siz gazabını çıkarsanız sökü var edip tiyip oturmaydı uzun. Özde asli söküş kimiydi. Siz onu gıybet kısız, menen bir gıybet kılıyor diye ben şu tırımıntı yemenden olsam günah görüp kalamam da deyip tırıntı yemedi. Özü gıybet kılış onge aslı suyuksuzu koyan bula. Özü gıybet kılıyor, özü aslı kılıyor. Bana şu şeriat o kişinin batınında tahakkuk, yani vücut tapışlığı şu hakikat değil. Bazı ulamalar şunu diye tarifler, İmam-ı Rabbani'nin tarifleri şu hakikat. Tarikat çünkü alıp borucu vasıta. Ötken sefer etkenimizde. Bazı ulamalar hakikat degende bende şeriat şuna kılıp uzlu tatbik kısa Allah Ta'ala'dan o bendege sadır bir kılıngen Allah Ta'ala'dan o bendege berilgen kılıngen karatilgen münasebetler o adamda marifet sadır buluşu, yakınlık hasıl buluşu bana bunlar hakikat bunlar bazılar bana bu kişi şunge okşagen gerdinetkenler murakabe, müşahede, marifet onu şahin ettik. Etmek istiyorum bazı istilahlar 2-3 kıl manada kullanışladı. Onu siz cümleni umumi akımdan kep çıkıp bu yerde bana onu irade kıl yaptı kendi bilgilem olasın. Bana şu az gene bir muamması var. Bazen bir tarif tersik o şu gapını o şu siyakı akımı götüşedi. Ama ikinci orunda doğru kim yakaladı o yerde nergi istilahını kullanışırken böyle. Bunu endi şu ilim bilen şu kullanı bilgiler melekes hasıl bu gendenken özleri uz özde acayip geçişi olur. Özümüz diye mesela bazı lügatlarımız şunu işleydi. Bazı lügatlarımız şunu işleydi. Bunu adam özü gap takımından düşünüp gitti oladı. Şunu diye buldu. Hazır geçe etken gapları demek bu fen ahırları şeriatını ilimlerini üçge bölediler. Zahiri ameller, kalp amelleri ve bütün ruhunu kamregen halat, amel ve haller, marifetler. Onlar hem şeriatını
amellerinin neticesi bugün için koşulladı, amellerini koşup etişedi. Ya ki netice sıfatta etişedi. Şunu indik bende uzun amel götüremez diye. Hatta Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam hem beni hem cennetke kirli zammeydi beni amelim. Deyip etkenleri. Bu ota büyük marifet ve ülken hakikatini idrak eden etilgeni. Şimdi hazır bu kişi kengi derste şu yer geçe hazır ettiler. Amelge teyemmezlik, amelge teyemmezlik ve Allah'ın marifetinden buluşu. Etip durup amelge teyengen kişi gören ki uzunu Allah'a şerik kılıyken buladı. Cahillik kıyam buladı. O senin için bu dürüstmez. Peki o adam ümidi azayıp köpeğe kendinden amelge teyengen kendi buluşu mümkün. Bu uzun torla varış gerek buladı. Deyip ettiler. Deyip düşünmezlik gerek ki günahını kalıp kılıp ümit kılıp yürürse bularken de olmasam. Deyip düşünmezlik gerek. Onu da olmaz. Ben de ümidi bırakken salih amelden toktanmaydı. Günah kılalmaydı. Allah'dan ümidi olsaydı. Hasan-ı Basri etkenler ki Allah'dan ümidi bugün de ameli çıralı bulardı. Allah'dan ümit ameli çıralı kılışka bulardı. Lakin bu yerde ki etmakçı olayınlarsa o şey amelge teyemmeyiz. O şey amelden ümidi ziyade bulmaydı. Ümidiniz Allah'ın rahmetini oylayıp durup ziyade bulur. Mağfiretini o. Ben bir gün min tek istiğfar ettim. Keçir vardı Allah'u da halese. Keçirilip gitti günahım kalmadı ya demeyiz. Yok. Allah keçirdi mi ki deyiz? İnşallah keçirdi deyiz. Min tek istiğfar etken izlenmez. Gaffarlıgıdan keçirgen dediniz. Ama min tek istiğfarını gaffarlıgıya gaffarlık sıfatını sizde cari buluşu için iltica sıfatı da etes halas. Düşünürlüğüm. Bana şu hakikat buladı. Bana şu Allah Ta'ala'ya bugün muamelenin doğrusu buladı. Allah Ta'ala uzun tavfik versin. Kengi derste bu kişi şu hikmetini devam ettirdiler. Kamil Şeyh tutuş hakkı da gepelediler. Ve bir müşküle tuğuladı ki mesela Kur'an-ı Kerim'de kıyan amelleriniz üçün deyip ayta diyor. Onlara mı deyip cevap veremez? Sabır kıyanınız için selamun aleykum bima sabartum cezaen bima kanu ya'malun kıya amelinizi mükafat edip ayta diyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki amel gelmez o mesela cennet. Gepiz doğru kemi yap diyor Kur'an'a. Degen bir itiraz olsa o şimdi cevap var.